4-2 1954, adım Dursun Ekinci. Antalya Aksaki Gümüştarma doğumluyum. 6-7 yaşına gelinceye kadar tabii annemizin sırtında büyüyerek böyle dağlarda keçi güderek biz bu çocukluğumuz bu şekilde geçti. Tabii 7 yaşından sonra okulda başlayınca rahmetli halam ve dayım vardı. Onların çocukları yoktu. Biz onları bir anne baba gibi biz onların yanında 6 kardeşin hepsi onların yanında okulunu bitirip en son dereceye kadar onların yanında kaldık. Yazın okula başladığımız zaman onlarda kalıyorduk. Okul bittiği zaman yine yaylalara keçilerin peşine gidiyorduk. Annelerimiz, babalarımız böyle başka köylerin merasında hani kışın hiç böyle dağlarda çobancılık hayatı diye, görük hayatı diyelim biraz da öyle şey yapalım. Başka köylerin merasında otlatırlardı. Mayıs, Haziran dedi mi de ki bizim köyde yaylalara çıkardık. Yaylalarda bizim kar suyu. Deliklerde kar birikir. Kar biriktikten sonra onlara böyle tekneler var. Çeşmelerin önündeki gibi. Ona sırtlarında deliklerden, sarpık deliklerden çıkarıyorlar. Onun içine koyuyorlar. Eridiği zaman hem kendin içiyorsun hem malı keçiler içiyor. 3-4 ay böyle o yaylalarda böyle kalıyoruz. Ondan sonra Ağustos gibi köyün etrafına geliyoruz. Yani bizim yaylalarda böyle akan su fazla yok. Hep böyle kar suyu. Ondan sonra aşağı indikten sonra köyün tabi etrafında su var. Orada birkaç ay daha kaldıktan sonra tekrar kışın yine aynı köylerin merasına devam gitmeye tasarlıyoruz. Kasım, Aralık gibi. Kışın o yavruluyor. O da yavruladıktan sonra biz öldürüyoruz mesela şey olarak. Aldıktan sonra yavrular olduktan sonra yani keçilerin yavruları Nisan Mayıs gibi onlar biraz büyüyor artık yolunu alıyor. Oradan tekrar yaylaya çıkıyoruz. Bu şekilde 7 yaşına kadar hemen hemen bu şekilde devam ettik. Annelerimiz bizi böyle bezin arasına lokum parçası hani emzikmemizlik yok. Onun arasına bir bağlar ağzımıza verilirdi mesela. Bizim çocukluğumuz dağlarda bu şekilde geçti. Hani yoksulluk yani öyle şimdiki gibi emzik bulalım, şey bulalım böyle bir şey yoktu. Kesinlikle yoktu. Biz 6 kardeşiz. Kardeşin en küçükleri benim. 3 kız kardeş, 3 erkek. Büyük ablam Gülsüm, ortancası Emine, onun ortancası Dürüye. Dürüye'den sonra Mehmet abim, Ali abim, en küçüğü ben Dursun. Biz 6 kardeşin hepsi bu şekilde, o dediğim dayımızın yanında büyüdük. İşte bir kardeşim benim büyüğüm. O da dayımın şeyiyle okudu. Onun biraz zihni açıktı. O okudu, kendisini kurtardı. İşte kimya mühendisi oldu. O işte emekli oldu. Şimdi Ankara'da yerleştiler. Ve okulu bitirdikten sonra ben babama dedim ki baba ben İstanbul'a gideceğim. Tabii keçilerin peşinde artık biz dedik bu olmaz. Şimdi Antalya Manak Oymepınar deriz ya oradaki oranın yakınlarında biz çok davar güttük. Hani orası başka bir köyün meraları. Hani o şimdi Oymepınar olan yer biz oradan Manavgat'a giderdik böyle şey başka kısımlar akrabaların yanına. Tabii şimdi gidemiyoruz. Orada çok keçi güttük. Babam dedi ki oğlum böyle bir kış günüydü işte Kasım Aralık arası. Biriniz gidin dedi. Öbür abim evliydi. Dedim sen dedim dur bakalım sen şimdi yeni evlendin. Ben de oradan o vesileyle babam dedi o zaman sen gidin oğlum. Oradan hem ağladık hem ayrıldık. Köye geldim. Köyde dayımın yanına yine geldim. Dayım bana biraz harçlık verdi. Oradan sabahleyin kalktım bizim nahiyeye geldim. Nahiyede dayımın oğlu otobüsçüydü. Dayımın oğluna dedim ki dayı ben İstanbul'a gidiyorum. Niye hayırdır? Kaçak mısın dedi. Yok dedim. Tamam dedi. O ayağımızda Toros ayakkabı, lastik. Ben çarık da giydim. Neyse o Beyşehir'e geldik, Konya Beyşehir'e. Otobüsü durdurdu. Bana bir tane oradan ayakkabı alıverdi. İskarpin deriz ya. Böyle parlak bir tip. İstanbul'a geliyorum. Hep siliyorum ki yani böyle güzel olsun, parlasın yani. Görmemişim ki bir şey. Gelirken yolda otobüslerin mola verdiği yerde ben tabii bilmiyorum nereye gittiğimizi, nereden geldiğimizi. Dedi ki gel dedi yemek yiyeceğiz. Lokanta diye yazıyor işte tabii istasyonların olduğu yerde. Ondan sonra ben de nohudu gördüm orada tanıdığım. Bir nohut yiyeyim dedim falan. Ya olur mu dedi başka bir şey yesene falan. Yok dedim falan. Neyse yedik içtik neyse. Sabahleyin Kasımpaşa 4-4.30'da Kasımpaşa'ya geldim. Kasımpaşa'da benim halamın oğlu vardı. O benden bir sene önce geldi. Beni teslim aldı. Ondan sonra beni indirdi. Bekar odasında yatıyordu o da. Beni de götürdü oraya. Ben de yattım. Sabahleyin kalktık. Abim burada okuyordu. Kimya fakültesinde bu Beyazıt'ta. O dayımlarda kalıyordu. Onunla tanıştık falan. İşte
Sabahıyla beni o lokantada çalışıyordu, lokantaya götürdü. Tabii baktım ki olan her taraf yemek dolu. Ben böyle bir şey görmedim dedim ya, bu neyin nesi falan. Bizim de meşhur bir Zilan lokantası diye bir 70-80 senelik bizim köyden gelmiş bir abinin yeri hala devam ediyor. Orası da yani oranın yemeğini yemeyen kimse yok. Neyse rahmetli bizim hanımın şimdiki amcası vardı. Bana orada bir incik kızartma dillerdi. Şimdi sonradan öğrendik. Bir tane önüme getirdiyle bunu yiyeceksin. Ya ben yemek yemeyeceğim falan. Yok yiyeceksin. Neyse ben orada karnımı doyurdular. İşte 10-15 gün böyle dayımlarda kaldım abimle beraber. Hani iş buluncaya kadar. Bir hafta sonra bana dediler ki sana bir şöyle bir tornacıya götürelim. Bir hafta tornacıda çalıştım. Baktım her tarafım ulaklar yağ oldu. Oradan bıraktım. Cebimde para da az. Şişhaneye geldim. Çeyrek ekmek aldım. Eskiden sana yağlar vardı. Sana yağını sürdürdüm. Orada oturdum ama yiyemedim. Ona da bıraktım oraya. Oradan geldim yine Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'da biz 4-5 sene bekar odasında yattık. Böyle hani 5-6 arkadaş yattık böyle falan. En sonunda ben askerlik şeyim çıktı. Askerlik ya köye gittim. Köyden gittikten sonra gittim, döndüm. Tekrar Sivas'a gitmiştim. Sivas'tan askerlikten sonra tekrar geldim. Bu ara köye gittim. Köyde kapı komşum olan şimdiki hanımım Gülsüm Ekinci. Onunla dedim ki bana bunu isteği verin. İkiz teki. Yani onlar ikizdi. Falan olur mu olur falan. Neyse Allah yazdı o da oldu. Burada çalıştım. Bir sene sonra gittim. Hayatımızı birleştirdik. Oradan tekrar geri geldim. Evi tuttum Kasımpaşa Zincirlikuyu'da. Bir sene sonra bir tane kızımız oldu Lale diye. O büyüdü. Şimdi onun da sizlere bir çocuğu olmadı beyinden dolayı. Ondan sonra bir tane daha oldu. O çocuk yaşamadı. 4 ay yaşadı. Kız çocuğu yaşamadı. Tekrar bir sene sonra bir oğlan evladımız oldu. 8 ay yaşadı. O da yaşamadı. Ondan sonra işte ortanca onlardan sonraki kızlarım 2 tane oldu. Birisi Tuğba ikinci şimdi ev verdik. O yaşıyor. Küçük kızım da yaşıyor ama 2 tanesi yaşamadı. Onlara güzel mezarlarını yaptırdım. Her şey bayramlarda onlara gidip ziyaret ediyorum. Ora gittiğim zaman da iki sefer bizim Başbakan Tayyip'le karşılaştık. O da babası oradaydı. Kulaksız mezarlığında. Tokalaştık. Hatta son şeyimize Ahmet Hoca onun şeyiydi, danışmanıydı. Hatta söyleyeyim dedim, yani boş ver dedim şimdi söylemeye gerek yok falan diye. Öyle de bir şeyimiz oldu işte. Ondan sonra çalıştığımız yerlere gelince Dolapdere'de Özcanlar Lokantası diye bir lokanta vardı. Eskiden böyle sosyetenin meşhur olduğu Orhan Gencebayların falan gittiği meşhur bir lokanta. Ben orada komi olarak gittim. Hani garsonları yanında masaları siliyorum falan filan. Tabii 5-6 ay çalıştım orada. Bir tane iki tane dombalaca müşterim vardı. Bana bir gün beni sivrisinek dedilerdi. Küçük bir şeydim böyle. Hemen bana dediler ki parayı böyle elinin içinde ovalamış yuvarlamış al bunu çöpe at dedi. Bir baktım ki para. Hemen koyduk cebimize. Onun masasını artık öyle bir siliyorum ki her geldiklerinde 5, 10, 15 yolumuzu buluyoruz yani. O zamanın parası 5 lira, 3 lira iyi para bir. Ne bir 5-6 ay çalıştım orada. Oradan sonra bizim köylülerin bir gece kulübü vardı Beyoğlu'nda. Oraya çağırdılar. Oraya gittim. Biraz da orada çalıştım. Oradan da çıktım. Şeyde aynı adamın Killos'ta Şanzeli Restorant diye bir restoran var. Şimdi devam ediyor yine. Oraya gittim. Birkaç ay da orada çalıştım. Oradan döndüm tekrar. İlk yardımın karşısında bir gece kulübü vardı. Suat Kulüp diye. Orada böyle Cüneyt Arkınlar, Fatma Girikler böyle film çekmeye gelirlerdi. 4-5-6 ayda orada çalıştım. Ama oradaki insanlar da o diskotekteki çocuklar falan aşçılara para veriyorlar dedi. Hani aldıkları bağışıştan sen bize hizmet ediyorsun diye bize böyle onlar bize bir harçlık veriyordu. 5 lira 10 lira neyse o zamanın parası. Orada da güzel bir hayat geçirdim. Hani böyle diyaloglarım çok iyiydi. Hani büyüğümüze, küçüğümüze sayan, seven böyle ben de kendimi çok sevdirirdim yani. Oradan da ayrıldıktan sonra tekrar Talimhanede Taygı diye bir yer açıldı. Orası da çok meşhur bir yerdi. O zamanın restoranlarından çok meşhur. Neşe Karaböcek, Bülden Karaböcek, efendim Hülya Koçyiğit. Hatta Hülya Koçyiğit bir gün geldi. Benim bir tuvaletçi bizim lavabacı madam vardı. Beni tanıştırdı. Sarıldı falan. Dedi ki sana fotoğrafımı getireceğim dedi Hülya Koçyiğit. Halen gelecek. O zaman tabi biraz da oraların şeyleri biliyorsun. Öyle bir de
havaydı. Orada da öyle bir güzel 4-5 sene orada çalıştım. Oradan askere gittim işte dediğim şekilde. Askerden döndükten sonra tekrar orası kapandı. Kapandıktan sonra talimhanede 1001 direktör diye bir yere gittim. Bir usta, az ustam vardı. Onun yanına gittim. Baktım böyle loş bir ışıklar. O, hani Nescafe falan hiç görmemişim, duymamışım yani falan. Bir dedi Nescafe getir dedi, böyle ışıklar falan yanıyor. Neyse oturduk masada, içtik. Ben onun eline bakıyorum dedim, nasıl içecek? Yani yavaş yavaş sütü koydu, bota kahveyi koydu, suyunu, sütünü koydu. Az bir şeker attı, ben de biraz fazla attım. Zaman geldi, 5-6 ay sonra biz ustayla Elma Dağı'nda Sivis Restorant diye bir yer var. Şimdiki Dromel'in, Divan Töreni'nin biraz ilerisinde. İsmi değişti, kebapçı oldu şimdiki orası, başka birileri aldı. Orada biz bunu 4,5-5 sene beraber çalıştık o ustayla. Ben bu mevzuyu ona anlatınca güldü, yere yattı, haykırdı falan. Hani dedim böyle böyle oldu, ben dedim içmeyi bilmiyordum. Hani senden öğrendim falan gibisinden. Ve orada da güzel bir ortamım vardı. 4 tane ortaklardı. Ben evlendim. Birisi televizyonumu aldı, birisi rekreatörümü aldı. Bu Taygı'dayken de bir İtalyan barmen kadın vardı. Dedi ki bir takım elbise yaptırdılar bana. Beni çok severlerdi böyle. Ben küçük bir şeydim böyle, kubil. Ama çok severlerdi. Dedi ki Osman abi vardı rahmetli bizim kendi köylüm. Sen dedi kravatını gömleğini alacaksın. Sen dedi birine ayakkabı alacaksın. Ben de elbise yaptıracağım dedi. Beni böyle bir severlerdi yani. Böyle hani çok severlerdi. Ve dedi ki evlen dedi. Tüm dedi yatak her şeyi ben yapacağım senin kadın. Sonrasında o da ayrıldı. Biz de ayrıldık oradan uzaklaştık tabii. Ondan sonra beni Etiler'e bizim İki tane köylüm vardı. O çamdanlara garsonluk yapıyorlardı. Dediler ki seni dediler gel Etiler'e götürelim. Tamam dedim. Eskiden böyle arabalar yoktu. Hani böyle bolluk yoktu. Böyle kalabalık yoktu. Hani her iki taraf sakince gidip geliyordum mesela. Gün geçtikçe çoğaldı. Hani 1969-70 arası benim dediğim 75-77-78 yıllarında. Ondan önceki dönemler daha rahattı yani. Ondan sonra biraz yavaş 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 hareketler başladı yani göç hareketleri. Oraya gittim, vardım, bir tane koca palto giymiş bir adam dev gibi ortalarda dolaşıyor ama patron olduğunu da bilmiyorum. İnşaatta dükkan, dedi niye geldin dedi bana. Dedim ki ben işte bilmem kimle, ne için dedi. Dedim iş için dedim. Bana şöyle bir gitti bir geldi, ilk çalıştığın yerden niçin çıkıyorsun, memnun değil misin falan filan dedim. Ben bunum ama dedim mesleğimi icabı biraz daha dedim ilerletmek için hani bu işte ne kadar mücadele edersen o kadar şey yapmış olursun. Peki dedi. Meğerse Celal Ahmet Çapa'ymış. Çapa markalarının sahibinin oğluymuş. Ben tanımıyordum. Kardeşim bir de küçük kardeşim vardı Celal Çapa. Neyse kısmet oldu. Oranın ustasıyla başladık işe. 17 seneye yakın çalıştım orada. 17 sene sonra çalıştıktan sonra bir işte kızı büyük kızı verince tazminatı resmi istedim. 10 senelik bir verdiler. Ondan sonra bir tane arkadaşım vardı. 20 seneye yakın Çamlı'da çalıştı. 10 sene biraz küsur çalıştık falan. Ya biraz artık hani sıkılmaya başladım ben orada. Hani onların yaptığı hareketler biraz zoruma gitti. Mesela Etiler'de yazın kapatırdık Ortaköy'e. 7 yaz Ortaköy'de çalıştık. Mesela Temmuz'un 15'inden Eylül sonu gibi falan. Ağustos'un sonu gibi. Orada da çalıştıktan sonra biz tabii bu arada Büyükada'da Divan Oteli'nin yanında bunlar yazlık tuttu her sene, 5-6 sene. Mehmet Tunalar, Celal Çapalar falan böyle. Buradan gece biniyorduk efendim, Büyükada'ya gidiyorduk. Büyükada'da çalışıyorduk. Bir hafta orada yatıp kalkıyorduk. Ben oradan tabii 3-4 sene orada öyle çalıştıktan sonra ben tersaneye girdim. Askeriye girdim. Askeriye'de bir 5,5 sene çalıştım. Tekrar bıraktım. Tekrar Şamlı'na gittim. Askeriye'de çalışırken ben tüm 3 ay boyunca 2 seneye yakın Büyükada'ya cumartesi pazar ekstra gittim. Şamlı'na. Mesela şimdi hem askeriye'de çalışıyordum hem de Şamlı'na gidiyordum. Sezon sonu ben mesela Dursun'a dedi, patron emeğinden daha fazlasını verin maaş olarak. Ben burada 185 lira alırken bana bir baktım ki 725 lira para verdiler. Kaç aylık gibi düşün. Bir kooperatife girmiştik. Ya bir ustalarımızın şeyiyle
Baktım ki bizim usta tersanedeki kara kara düşünüyor. Ne düşünüyorsun ustacığım dedim. Ya dedi Dursun dedi, oğlum dedi taksidimi ödeyemedim. Bana da önderi olan kişi. Ne kadar lazım dedi. 100 lira dedi ödeyemedim. Kooperatif ödeyemiyor. Hemen çıkar. Ben dedi 725 lira var ya. Hemen çıkardım al sana dedim 100 lira. Ya hemen şaştı. Ne oldu? Ya ustacığım dedim ben cuma günü akşamı buradan çıktıktan sonra biniyordum vapura. Vapurla Büyükada'ya gidiyordum. Cumartesi çalışıyordum. Pazar günü gece 1'de vapurla geri dönüyordum. Ne dedim öyle mi? Öyle. Vapurda o zaman bu kadar kalabalık yoktu yani şimdiki gibi hani vapurlarda. O cingeneler vardı. Dambalı dömbelek. Hani neşeli gidip neşeli gelirdik yani o dönemlerin. Falan Giresun'da bir bekçi vardı. Bekçi başı. O da aynı bizim kooperatifteydi. O da ödeyememiş. Tuttum bir 100 lira da ona verdim. Bir kilerci vardı arkadaş. O da ödeyemem. Ona da verdim. Hepsi nasıl dua ediyor biliyor musun? Şimdi halen daha görüşürüm. Daha diyor kardeşimin yapmadığını sana bana sen yaptın diyor. Hani Büyükada'ya gittiğimiz çok neşeliydi. Mesela oradaki ortam, oradaki yani diskotek, restoran tipi müşterilerimiz Yahudi olsun. Büyükada'da biliyorsun hep at var. Onlarla tramvay şey patır kütür patır kütür patır kütür hem kokuyorsun hem gidiyorsun işte öyle bir hayat meselesi orası biliyorsun. Oranın araba maraba yok. Sabahleyin kalkardık mesela gece işi bitirdik. Biraz yatırdık. Doğru denize giderdik orada. Denizde sonra 4'te 5'te iş alırdık. Gece 1'de 2'de işten çıkardık. Öyle bir 7 senemiz de orada geçti. Orada da güzel bir ortamımız vardı. Hani böyle bir neşeli, mutlu. Hatta bir gün bir denizin kenarında oturuyorduk. Adnan kahveciymiş. 5-10 kişi geliyor ama ben de tabii biz mayaşmışız güneşin bağrında şöyle sabah güneşiyle beraber. Merhaba merhaba bir baktım ki Adnan kahveci dedi adam. Merhaba dedim, hoş geldiniz falan. Oradan neyse gittiler. Biz orada yine oturduk. Hani güzel bir hayat, oranın da şeyi ayrı bir zevkti. Hani Şam'dan da tekrar, Şam'dan dönünce oradan tekrar gittim. 5-6 sene daha çalıştım Şam'dan da. Şam'dan'ın ortamı bambaşka bir ortam. Hep böyle eleme müşteriler. Hani kalbur üstü dediğimiz böyle Sabancılar, işte Adnan Polatlar, bilmem işte Metin Aşıklar. İşte böyle hani eleyen bir grup yani öyle herkesi içeri almazlar yani. Tanıdık olmadıktan sonra kesinlikle almazlar. Hani oranın şey ayrı bir iş. Hani en sonunda tersanenin Gölcük komutanlığına tayini çıkmış komutanın. Yanına gittim. Komutanım dedim durun böyle böyle dedim. Bana dedim Adnan Bey dedim böyle böyle diyor dedim. Siz ne diyorsunuz? Adnan Bey kim dedi ya. Çağır gelse bakalım. Geldi. Kızardı bozardı. Bir haftanın içinde ben işe girdim. Ankara'da bir dayım vardı. Almış dosyayı. Sicil numaramı verdi de bana dedi. Sicil numaramı verdim. Sicil numaramı verdikten sonra 70 başbakanlığa onaylatmış koymuş. Dosyayı göndermiş. Bir hafta içinde bana dedi ki yarın imtihana gel. Böyle bir salondu. Daha işte bizim bundan daha büyük yemekhane salonu. Ben imtihana kattılar. Ben imtihana baktım ki döşemeci imtihanı diye bir imtihan. Yüzbaşıya dedim ki komutanım ben bundan anlamıyorum ki dedim ya. Sen dedim hani benim ya yaz dedi falan. Neyse çıktım gittim. Sabahleyin beni arıyorlarmış. Yanlış imtihana kattık diye. Sabahleyin geldim. Gel dediler ya bir tane Sivas çocuk vardı. Personelde çalışıyordu. Ya dedi seni yanlış imtihana katmışız. Yeniden dedi seni dedi imtihana katacağız. Beni götürdü albayın yanına, kendi yüzbaşının yanına. Bir kalem, bir defter verdiler. Ayrıca 10 soru verdiler. Onları yazdık. Dedi nasıl kolay mı? Kolay efendim. Ondan sonra zaten gerisi geldi yani. Ondan sonra ben öyle bir iş başı yaptım askeriyede. Askeriyede de güzel bir ortamımız vardı. 40-50 kişiydik ama mesaiye kalırdık mesela 7-8 kişi. Bana hiç elimi sürdürmezlerdi işe. Sen derlerdi bizim yemekleri hazırla. Yani orada biz bir şeyler hazırlıyorduk. Yiyip içip duşumuzu alıp çıkıp geliyorduk. Hani o askerinin ortamı da bambaşka bir ortamdı. Ondan sonra tekrar Show TV'ye gittim.
Bir sene de Show TV'de çalıştım. Onlara yemek yaptık işte Armutlu'da. Oradan Show TV'ye geliyorduk. 150 kişi dedi, ben 400 kişiye çıkardım. Yani benim yanımda 13-14 elemanım vardı. Ben onlara gösteriyordum. Onlar ya ben öyle koca tencereleri falan kaldıramazdım. Bir tane elemanım vardı ama o işin uzmanıydı yani. Ya, neyse bir seneye yakın orada çalıştık. En sonunda çocuklarla çalıştığımız arkadaşlarım Şamlan'daki şeflerdi. Show TV'deki genel müdürler değişti. Bunlara demişler ki en üst taras katı 50 bin dolar verin. Orayı siz restorat yapın. Restorat demişler bizim paramız yok. Siz yapın biz çalıştıralım. Kabul etmediler. Çocukların işte orada günkü şeyi neyse 50-60 verdiler. Çocuklar işi bıraktırdılar. Ondan sonra onlar işi bırakınca onlar tablet işine döndü. Çocuklar beni çağırdılar. Ben dedim biraz yani ağır işi yapamam yani. Hani böyle tablet işi biliyorsun biraz şeyli bir iş. Şimdi çocuklar devam ediyordu. İşte geçen Başka'da bir yer açmışlar. Tekrar beni neredesin falan diye sordular. Dedim ben böyle böyle falan bir yerdeyim. Ondan sonra eskiden ben Kasımpaşa'ya geldiğimde Kasımpaşa'nın o giderleri falan çalışmıyordu doğru dürüst. Her taraf bir yağmur yağdı mıydı caddeden caddeye atlayamazdın. Ne yaparlardı? Orada o hamal dediklerimiz belediye 500 kuruşa karşıdan karşıya para veriyorsun seni geçiriyorlardı. Yani kaçıp o Kasımpaşa'nın ana caddelerinden. Şimdi Allah'a şükür öyle bir şey yok. Eskiden at arabaları vardı. At arabalarıyla beraber meyve, sebze satan böyle çoktu ama şimdi kalmadı. Çok nadir. Ben ondan sonra hanımı getirdim, evlendim. Hanımı İstanbul'a getirdim. Zincirli'de bir ev tuttum. Bir sene oturdum, ev sahibi çık dedi. Hadi bakalım nereye gideceğiz? Ok Meydanı'na. Ok Meydanı'na gittik. Bir tane bizim köylülerin giriş katı vardı. Giriş katta 10 sene oturdum. 10 sene sonra işte çocuklar oldu, işte büyük kızım oldu. Ondan sonra o iki tane evladım öldü. Ondan sonra işte büyük ufaklar oldu. 10 sene sonra oradan da çıktım. Kasımpaşa Şişhane'den inerken o yokuşun tepesinde bir hemşerimin bir yeri vardı. Oraya geldim. Bir 10 seneye yakında orada oturdum. Ama Ok Meydanı'nda biz gittiğimizde doğru dürüst hani oralarda falan kimse yoktu yani. Benim İstanbul'a geldiğim dönemlerde birkaç tane ev vardı. Saysan 20 tane yoktu belki de. Şimdi bir köylüm vardı. Onun yanına giderdik. Bayramlarda elini öpmeye işte ziyarete giderdik. Varadık ki böyle bir tarlanın içinde bir yer. Hani bir oda, ev. Şurada var bir ev, orada var bir ev. Öyleydi. Şimdi böyle sonradan sonraya çoğaldı gitti. Hani biz oraları falan televizyon etmezdik yani şeylere. Mesela Çamlıca. Çamlıca en güzel bir yerlerdi. Bak ben bile orayı beğenmiyordum yani. Ya buradan arsam alınır diye. Ama şimdi görüyorsun halleri işte hepsinin. Oradan da öyle bir şanssızlığımız yürüdü. İşte ondan sonra gün geçtik sıra İstanbul tabii büyüdü. Eskiden böyle hani sokaklarda böyle orada şu kalabalık, burada kalabalık böyle bir şey yoktu. Ama şimdi gün geçtik sıra her şey, insan çoğaldı burada. Şu an huzursuz oluyorsun ister istemez huzursuz oluyorsun. Mesela ben iki tane ihtilal gördüm. 80 ihtilalı. 80 ihtilalında biz şeydeydik. Sarıyer'de Ziya 13 durağının yanında Boğaz'ın içinde bir restorattaydık. Orada çalıştırıyorlardı. Yazdık. Demirel geldi o zaman. Demirel bizim çalıştığımız yere geldi. Tabii zengin kişilerle beraber. O zaman iyi hatırlıyorum. İki tane tavuk şiş yedi. Demirel. İyi hatırlıyorum. Ve öyle onlara bir hizmetim oldu. Orada gece bir kalktık ki tabii sezon sonuydu. Artık yazlık bitti. Toparlanıyoruz. Dediler ki 80 ihtilallı oldu. O zaman da Ok Meydanı'nda oturuyorum. Ok Meydanı'nda otururken ben gece saat 1'de 1.30'da işten çıkıyordum. Korkuyordum yani. Birden sonra hani o taraflara gitmeye korkuyordum. Bazen polis arabaları bizi Şişli Hürriyet Tepesi'nden alıyordu. Yani tanıdık eli derdik. Gel bakalım nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Eve gidiyorum. Gel. Polisler alıyordu. Yani özel arabalar da alıyordu bazen. Bir gün bir baktım ki köşede bir adam oturuyor Şark Kahvesi'nde. Tamam dedim. Benim böyle işim bitti. Araba geliyorum. Şimdi sağa bir sola baktım. Gel gel dedi. Ben sana bir şey yapmam. Biz adamını biliriz dedi. Yok dedim. Abi dedim. Araba geliyor mu diye baktım dedim falan. Tam o Şark Kahvesi'nin Kadınlar Çeşmesi var. Benim oturduğum sokak. Tam 1:30-2 gece. Tam oradan eğildim. 5-10 tane çocuk ellerinde bir kova
Talipler ölmez, Devsol, PKK bilmem ne yazı yazıyorlar. Ellerinde tapanca. Tamam dedim, benim böyle işim bitti. Tam bizim gireceğim sokağın başında. Bizim de apartmanda bir sefer gördüm, bir uzun boylu bir çocuk vardı. Elinde bir tüple, Sivaslıydı. O çocuğun, çocuk Galip'miş, ben tanımam. O çocuk bu yeni şeyde, yeni kapıda çatışmada bu çocuğu öldürmüşler. O gün, 80 itirazının olduğu günler. Onun şeyini yazıyorlarmış. Hani Galipler ölmez, işte bizim sokağın başlığıyla ben. Ama bizim sokakta hiçbir yazı yok. Onların sayesine. O çocuğun sayesineymiş. Ben tanımıyorum ama. Mecburen oradan geçeceğim artık. Şansı aldık. Dedim kolay gelsin dedim gençler. Sağ ol abi dediler. Hayırlı geceler. Demek ki onlar beni tanıyordu. Ve o çocuk, o çocuğun yazısını yazıyorlarmış. Hani Galipler ölmez işte bilmem ne diye falan. Oradan da böyle bir sıkıntılarla tekrar Kasımpaşa'ya işte göç ettik. Kasımpaşa'da işte biraz 10 senede orada oturduktan sonra hep şunu derdim. Allah'ım bana bir ev nasip eyle. Allah'ım bana bir ev nasip eyle. Hani derdim ki millet maaş alıyor ya. 1 lira aldım. Ben de 1 lira alabilecek miyim diyordum. Allah'a şükür onun 2 katını aldım. 3 katını aldım. 5 katını aldım. Ama daha halen gözümüz aç. Hani yokluktan geldik ya. Halen daha bir şeyler istiyoruz yani. Allah bize onu da nasip etti. Şimdi bir şey diyoruz ki bir tere bak daha olsun. İşte adamın gözü doymuyor. Hani ne bileyim böyle bir şeydeyiz yani. En sonunda ben oradan da bir çıktıktan sonra Kasımpaşa'da bir sene otobüs yazıhanesinde yazıhanecilik yaptım. Köylerimizin. Oradan da ayrıldım. Böyle bir iki ay gezdikten sonra benim bir komşum vardı. İbrahim abi diye sağ olsun. Bizim hanım da her gün diyormuş ki ya İbrahim abi şuna bir iş bul, şuna bir iş bul, şuna bir iş bul. Dursun abi dedi, seni dedi yarın dedi bir yere götüreceğim dedi. Nereye götüreceksin İbrahim abi? Yarın dedi seni dedi bir vakıfa götüreceğim dedi. Orada dedi çalışacaksın. Ya olmaz mı olmaz. Yarın dedi saat 1'de beni bekle. 1'de buraya geldik. En son durağım burası. Akif Bey ile karşılaştık. Akif Bey'i tanıyorsun değil mi? Akif Bey'i. He. Akif Bey buranın genel sekreteriydi. Beni çağırdı karşıda. Gel bakalım, otur bakalım. Nerede çalışıyorsun? Nerede ediyorsun? Falan filan. Biraz konuştuktan sonra dedi ki ben dedim Şam'dan da falan çalıştım. Böyle gerçek mi dedi? Gerçek dedim falan. Bana dedi ki Dursun Usta gece yatağından kaldırırım daha benden kurtuluşun olamaz. Hani bir yere kaçamazsın dedi. Karşıda ben de bir rast geldim. Böyle bir odanın içinde Cemil abi belki tanıyor. Yemekler gelirdi oraya kollardı tezgahın önüne gelen bir kaşık atardı. Böyle böyle dağıtma falan yok. Herkes istediği yerden karıştırıp alıyordu falan. Bir ay falan burayı işte inşaata sokmuşlar ama ben gelmeden önce bu tezgah tarafını almışlar. Ondan sonra bu tarafa geçtik. Ben diyordum ki ailen ya çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım, çalışabilir miyim, çalışamaz mıyım? Tabii Allah nasip etti. Bak 12. senenin içine girdik. Akif Hoca dedi, bu arada bana demişler ki yönetimdeki hocalar, Mustafa hocalar olsun hepsi ya bundan açıcı olmaz ama demişler. Bu hele bir 3 ay geçsin falan, bir deneyelim bakalım falan. 3 ay oldu, Akif Hoca beni çağırdı. Dedi ki Dursun Usta'cığım dedi, bir gel dedi. Bu saatlerde işte gittim Akif Hoca'nın yanına. Ya dedi, önce dedi hakkımızı helal et. Niye hocam? Ya biz dedi yönetim olarak seni dedi açıcı tipi olarak görmedik. Niye? Ya o açıcı dedi biraz göbekli olur dedi ya. Ya falan falan güldü. Teşekkür etti. Yani bize bir ikramlarda bulundu. Başka hani manevi hakkım bu derecede gibi. Teşekkür ben dedim o takdir size ait. Yani ben o şeyler için dedim fazla kimseyi yormam falan. Teşekkür etti. Ondan sonra her gelen burada perşembe işte özel günleri yemek yaptı. Her gelen teşekkür, 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 teşekkür. Allah razı olsun. Ya hadi şunu olmamıştı ya diyen olmadı. Burada öyle bir şey olmadı yani. Mesela buraya kimler geldi? Kimlere hizmet ettik? Oltan Sungurlu geldi. Bizim mütevelli heyeti başkanıydı şeyde, üniversitenin. Ömer Dinçer geldi. Mehdi Eker geldi. Ondan sonra ne bileyim işte yurt dışından heyetler geldi. Ama herkes gelen işte Allah razı olsun deyip gidiyor. Bir gün Ali abi var bizim Ali Kulcu. Dedi ki Dursun ustacığım dedi. Bir dedi bayan gelecek. Tüm hünerlerini buna göster dedi. Allah Allah dedim. Kimdir ya dedim ya falan. Vallahi dedi Etap Marmara'da kalıyor dedi.
bizim buraya 40 bin kitap bağışlamış falan. Hani Osmanlı kadını diyoruz ya, böyle o taraflı bir kadın, bir baktım geldi. Ben de İtalyan usulü bir şeyler yaptım. Şu masada oturuyorlar. 10-15 kişi, yönetimdeki hocalar da dahil. Beni çağırdı. Masaya çağırdılar. Hanım, kadın dedi ki, ustacığım senin de dediği büyük marifetler var. Seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim tabii hocalar, koltuklar kabardı. Hani şey yaptı falan. Alavi de hep bana, Dursun ustacığım, yemeklere 8 puan verdim. 8,5 verdim. 8,75, 9 verdim. 9,50 verdim. 9,90 verdim. Ya Ali abi dedim ya, gel dedim şunu 10 yapalım. Ne sen yorul ne ben yorul lan dedim. Daha bu artık 10 ver şuna dedim ya. Ve verdim gitti dedim. Böyle de espri yaptık. Güzel günler. Ya buradaki mutluluk ayrı bir mutluluk. Hani ben isterdim ki tüm ömrüm burada geçseydi. Hani bak işte 12 senenin içindeyiz. Allah bin bin razı olsun hepsinden. Hepsi değerli insanlar. Mesela Coşkun hocam, Coşkun Çakır. Amerika'daydı. Ben tanımıyordum. Akif Hoca ile beraber geldiler bir perşembe günü. Topak boylu olduğunu falan duydum da tanımıyordum. Ama geldiğini duydum, hissediyordum yani. Böyle bir yakın topak boylu bir insan gibisinden. Bir baktım, vay Dursun ustacığım dedi ya. Geldi hemen sarman dolaş oldu. Hiç tanımıyorum. Namun dedi, Amerika'yı dedi, Ankara'yı sardı dedi. Bir sardı falan. Allah Allah. O arada bir de Akif Bey sarıldı. Neyse iyi. Benimiz de Coşkun Hoca'ymış. Mesela Ahmet Hoca, ondan sonra Ahmet Hoca da burada misafirlere geldiği zaman, bizim Ahmet Davutoğlu, onun da mesela bizim o yakın Konya'da, bize yakın hemen hemen Taşkent, Konya arası. Sonradan onlarla da hani böyle Sami Hoca ile falan bir aile gibi, sağ olsunlar hepsi böyle bize bir yakınlık gösterdiler. Mesela Ahmet Hoca bile geliyordu buraya, yiyordu bir şey, bir çorba kaldı bir gün. Pilav kaldı, az az bir şey. Ahmet Hoca gel, ben böyle diyorum, o zaman danışmandı. Ya Dursun Usta'm korkma, bir şey olmaz dedi ya Akif Hoca. Ahmet Hoca öyle şey yapmazdı. Geldi, neyin var Dursun Usta dedi ya. Ya Ahmet Hocam dedim, işte bir parça pilavımızla şeyimiz kaldı. Allah bereket versin, darın olacak dedi. Aldı onu, oturdu, bir de ayran aldı. Yedi işte vardı gitti. Mustafa Hoca bir çorbayla Allah bereket versin dedi ya, daha ne olacak dedi ya. Buradaki insanların değeri bambaşka bir değer. Bir gün İbrahim Turan vardı, İMEK'e başkanı. Yemeğe yediler, ben de çay alıyordum. Dedim çaylarınızı ben de doldur dediler madem. Tepsiye koydum ki dedim siz buyurun ben getireyim. Olmaz dedi Mustafa Hoca. Hem dedi bize yemek vereceksin, hem çayımızı götüreceksin. Olur mu ya falan. Ya hocam Allah. O arada İbrahim Turan elimden aldı tepsiyi. Ben götüreceğim. Aldılar gittiler. Akif Bey dedim ki Akif hocam ben bugün bittim dedim ya ertesi gün. Ne hayırdır? Ya dün dedim böyle böyle oldu dedim ya. Çayları dedim bana dedim götürtmediler. Güldü ya dedi, boş ver dedi, onlar kendisi götürür. Hani buradaki değer gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Yönetimdeki, danışmadaki, buradaki hocalar, mesai arkadaşlarımız. Ne bileyim yani ortam güzel yani ya. Ben isterim ki hani hep burada böyle de bir yer çalışabilseydim yani. Başta 12 seneyi bitirdik. Ne bileyim işte sağlığımız 15 seneyi gözde kestiriyordum yani. Hani 15 seneyi dedim çalışayım, en son iş yerim burada kapansın dedim yani. Hani öyle bir fikrim vardı. İnşallah bilmiyorum artık. Devam edebilirsek devam edeceğiz. Devam edemezsek artık Allah büyüktür. Ondan sonra böyle bir hayatın içinde geldik gittik işte mücadele ediyoruz. Mesela şimdi köyde biz köyün en gariban bir çoban çocuğuyduk yani. Anlattım ya babam falan böyle doğru dürüst ev yüzü görmezdi ya. Hep yaylalarda o şeylerin içinde kalan hani da var çobancılık hali ya. Hep böyle rezillikle geldik geçti. Babamın hani böyle bir köyde bağımız, bahçemiz, tarlamız böyle bir şeyimiz yok yani. Bir eski ev var işte ben biraz onardım falan. Başka bir şeyimiz yok Antalya tarafında. Hadi işte gidip gidiyoruz zaman işte bir köyün temiz havası diyoruz. Alıp gelelim diyoruz. Hani şimdi öyle bir hayatın içinde babam rahmetli gerçekten dürüst, temiz kalpli böyle bir insandı ya. Böyle hani kimsenin malında, mülkünde böyle bir gözü olan bir insan değildi yani. Biz altı kardeşiz mesela, kızları bırak, öbür abim de var. Ya oğlum diye bir 100 lira ver de bir çay içeyim diye bir gün ya. Yok demezdi yani. Aç kalsın oğlum 100 lira ver demezdi. Bak bura hastalandı geldi, her hastalandığı da geldi. Benim yanımda kalıyorlardı. Hep annemin fazla bize yükü olmadı. Annem bir haftanın içinde gitti.
Babam 6 ay burada hastalandı. Tabii günden güne kanserdi. Günden güne düştü. Hanımımdan Allah razı olsun. Hanımım 4-5 ay altına bez bağladı. Hani bu da benim babam dedi altına. Ben yapamadım. Ben bağlayamadım evlerde olarak. Ama hanımım sağ olsun onu yaptı. Şimdi ben de onun annesi var şimdi. Babası geçen sene öldü. Azemi hastası. Ben de ne bak derim ne bakma derim. Hiç sesimi çıkarmam. Gelir. Bak diyorum. Bakabilirsen bakabildiğin yere kadar bak. Yani şey yapmam yani. Öyle işte. Çocuklarım da öyle. Yani. Dedelerine, ebelerine karşı çok saygı ve sevgililerdi. Benim işte bir ebemi tanırım ben. O benim yanıp da sırtına bir şeyin ebemi tanırım. Diğer ebelerimi ben küçüklükten böyle bir köyde şey yapmışım. Çocukken, 2 yaşında, 3 yaşındayken çırayı tutmuşum elime böyle entaradan tutmuş ateş. Buralar bak bu şeyim bura o zaman da bak şu şeylerim o zaman da. Buralar böyle yamulmuş ki kimse de görmemiş bunları böyle burada şey oldum yani bu amaret falan değil yani yanık yeri. Ondan sonra ben böyle bir öldü demişler ya bu daha adam olmaz falan demişler bana. Sonradan Allah işte bize güç verdi. Annemize babamıza hemen hemen %90'ını ben baktım. Hani maddi manevi. Hani benim yanıma geliyorlardı. Şimdi bir abim o okuyordu zaten. Onun bir Erzurum'da bir Ağrı'da bilmem nerede görevliydi mesela. Köydeki zaten Allah'lık diyeceksin ona. O pek öyle şeylere şey yapmaz. İş yapardı yani. Şey yapmazdı yani. Buraya gelirdi. Doktora götürdüm. Şey yapardım. Ama benden çok hanımım çok ilgilenirdi. Mesela annemle olsun, babamla olsun o daha çok gider gelirdi. Mesela onlar da ona çok dua ederdi. Annem rahmetli mesela ben evladıyım değil mi? Sen evladısın ya erkek çocuğusun. Senin önünden geçmez ya. Gider bir binanın arkasına dolaşır gelir. Şuradan girer, bura girer. O ana derdik ya senin bu evladın ya çocuğun ya. Oğlum biz öyle gördük derdi. Annem de çok gariban büyümüş tamam mı? Çok garip büyümüş yani böyle. Oğlum derdi biz derdi öyle gördük. Anam hasta dediler gittim. Tabii düşmüş artık yatağa. Affedersin sandalyenin ortasını hani şey yaptı açtım ki hani abdestini yapabilir gibisinden. Yapmadı. Bir hafta içinde anam ikindi namazı hoca Allahu Ekber dedi çenesini bağladım. Hani öyle bir ya derlerdi şundaki şeye bak derdi. Bak ister inan tabutu var ya sanki bana bir altın sarısı gibi geldi. Hani böyle güzellik böyle. Parlıyor gibi geldi ya. İnce uzun böyle. Hani derler ya öldükten sonra aldı. Anam böyle bir insandı ya. Utanırdı ya. Ya şu çocukların adam utanır mı? Oğlum biz öyle gördük derdi ya. Erkek çocukların yanında kesinlikle önünden geçmezdi ya. Ama şimdiki nesile bak. Her şey güllük gülistan, vurut çal öyle. Şimdi kendi evlatlarımızdan pay biçiyorum. Kendi evlatlarımdan da pay biçiyorum. Ya diyorum işte ama istediğin kadar mücadele et. Şimdiki evlat o günün şartlarına uymuyor. Uyamazdı zaten. Bak şimdi 3 tane kızım var. İşte ortancanın bir torunum var. Tek torun olduğu için şimdi bize bal gibi geliyor. Tamam geliyor gidiyor. Görmedin mi de duramıyorsun. Ya gitsen gitsin ya o gelecek. İşte öyle bir şey öbür büyüğün olmadı işte. Allah yazmadı herhalde. İşte ufak kızımı da verebilirsem Allah hayırlısıyla yuvasını olabilirsem tek dileğim bu. Başka bir şey istemiyorum. Hani ben şunu diyeyim sana. Gerçekten gezmediğim yerleri, görmediğim yerleri Şamların sayesinde öğrendim. Niçin dersen, hayatı onların içinden öğrendim. Yani bak köyden bir çoban çocuk olarak gelip, bir yoksuz ailenin evladı olarak neydim, ne oldum değil de, hani oraları görmek benim için büyük bir şerefmiş. Niye? Benim yerimde başka birisi olsaydı kafayı üşütür, karıdan da ayrılırdı, çorudan da ayrılırdı, çocuktan da ayrılırdı. Ama biz o vaziyette bile Şam'dan da dahil, Büyükada'da da dahil, Ortaköy'de dahil hep kartonun üstünde namazlarımızı kıldık. O şekilde ibadetlerimizi yaptık. İşimizi yaptık. Ha oradaki açık saçıkları görmedin mi? Gördük ama benim ekmeğimin parası için ben ne yapayım? Benim onlarla bilgim yok ki. Biz bu şekilde hani gezemeyeceğimiz yerleri, göremeyeceğimiz yerleri, yiyemeyeceğimiz yemekleri hepsinin tadına baktık. Mesela şimdi şurada bir ton yemek var. Kurbağa.
Sen yer misin? Yemezsin. Salyangoz yemezsin. Domuz pirzolası yemezsin. Ha antrikot, bonfile bunları dersin ki hani yiyeyim yani. Hani şuradaki birçok şey var ki yiyemezsin yani. Bunlar İtalya mutfağının, yani Türk mutfağıyla karışımın bir eserleri. Hani güzel yerlerde çalıştım. Hani güzel imkanlar tanıdım. Güzel insanlar tanıdım. Artistlerinden tut. Hani herkese bir hizmetim oldu. Ha mutluyum yani. Hani hiçbir yaptığım işi yani ben bunu niye yaptım diye de söylemiyorum. Yani mesela der ki Akif şey Faruk Hoca bana bir kitap hediye etti. Bir bölümünde şöyle yazıyor. Bir aççı diyor eğer yaptığı yemekte zevk almazsa ondan bir şey olmaz diyor. Bir bahçe diyor kendi şeyiyle yeşer ediyor yani. İçindeki meyveleriyle. Ben şimdi yaptığım işten zevk alıyorum. Mesela şimdi yönetim günleri. 50 saatte çalışsam yorulmuyorum. Niye? Yiyip içip hepsi Allah razı olsun ustacığım. Allah razı olsun ustacığım. Allah razı olsun ustacığım. Geçen gün bak bir hoca geldi bizim tanımıyorum. Bu misafirdi burada. Bir üzümlü falan bir pilav yaptı şöyle Osmanlı pilavı türünde. Ya ustadım dedi ya. Bu nedir kardeşim dedi ya. Böyle bir şey olamaz dedi ya. Ya bizim hocalarımız da hani mutlu oluyorlar yani. Oluyorlar. Mesela Ömer Dinçer geldi buraya. İsmail Yalıcı'yı tanırsın. Masadan İsmail Yalıcı'yı göndermiş ki dursun ustaya teşekkür et. Bir balık çorbası yaptım. Bir balık levrek ızgara yapmıştım. Giderken de teşekkür etti. Mesela burada Ahmet Hoca başbakan olduğunda 200 kişiye burada kuru fasulye verdik. Mesela giderken Kadir Topbaş geldi. Elimi sıktı. Ahmet Hoca'nın hanımı geldi. Çok teşekkür etti. Ahmet Hoca tezakerlisi öyle. Hani ne bileyim buradaki insanların ayrı bir değeri var ya. Ben hani mutlu oluyorum yani. Şuradaki insanlara hani mutlu oluyorum ya. Yani mesela televizyonda seni göreyim. Mutlu. İçerim ferahlıyor ya. Bak bak işte bizim Zeynep Hanım da televizyonda böyle zevk alıyor. Mesela Altun'u görüyorum bazen. Bizim Altun Hoca'yı. Mutlu oluyorum ya. Bazen İbrahim şeyleri görüyorum. Akif hocalar çıkıyor Divan TV şeylerine. Ahmet Hoca'yı görüyorum bazen. Mustafa Hoca'yı görüyorum. Mutlu oluyorum ya. Vallahi böyle bir hani güzel bir insanlar tanıdım burada mesela. Şimdi şuradaki tanıdığım insanlar gerçekten benim için ayrı ayrı bir değerleri vardır yani. Mesela şimdi ben kızı everdim. Ahmet Hoca'ya şey verdim. Ahmet Hoca geldi. Dursun Usta'cım dedi. Duydum dedi. İnşallah dedi programım olmazsa senin dedi şeyi engelleyeceğim. Tamam hocam dedim. Faruk Hoca beni çağırdı. Dedi Dursun Usta'cım dedi. Yönetimin dedi sana bir şeyi var falan. Dedim ben onu kendin getir dedim. O kendin halletti falan. O arada Sami Hoca aramış. Ahmet Hoca'nın eniştesi. Sami abi dedi Dursun Usta ne diyor biliyor musun dedi. Evet dedi. Tesadüf aradı o da. He. Ya dedi şahit sen olacaksın ya dedi sen olacaksın diye dedi bizi baskı yapıyor dedi. Ya dedi herhalde ona dedi misin? Yok demiş. Önce sen, Ahmet Hoca gelmezse sana münasip demiş. Bir baktım Sami Hocam ailesiyle beraber Taksim'deki evlendirme dairesine Faruk Hoca, Akif Hoca hepsi baktım geldiler. İnsanlar öyle bir mutlu oluyor ki kızım bak öyle günde oluyoruz yani insan hiçbir hani bu şuymuş bu buymuş demeden senin etrafındaki bir insanlar neleri değerlendiriyor. Bir anda sen bambaşka bir mutluluk içindesin. Bizim de çevremiz Kasımpaşa'da çok yani %90 hemen hemen çevremiz oralarda. Kalabalıktık. Öyle bir güzel de bir gündü. En az 600-700 kişi var. Salon almadı. Sami Hoca'nın hanımıyla dedi ki kendisi Dursun Hoca'm bu ne dedi ya? Hocam dedim bu rahmanesi. Bir de şeytanesi olsaydı bunun iki katı olur dedi. Hani düğünlü müğünlü şalgılı malgılı olsaydı dedi bunun iki katı olur. Gülüştüler falan. Sami Hoca orada bizim nikah şahitliğimiz yaptı. Hanımı çok mutlu oldu. Bak dedi güzel bir dedi damada sahip olmuşsun. Zaten o da bizim Faruk Hoca'nın şeyiyle, iletişimiyle hani böyle dedim ki böyle böyle birisi varmış hocam dedim işte onun da hanımı şeyle çalışıyordu Zaman Gazetesi'nde. Böyle böyle dedim araştırdı. Dursun Hoca'nın dedi hani tamam dedi okey dedi. Hakikaten çocuk Allah razı olsun. Ya geçen gün de işten çıkarmışlar. Hani bu patıktılar oldu ya. 150-200 kişi. Öyle bir şey mutlu oluyorum yani. Şimdi onlara bakıyorum bazen resimlerine. Valla başta bu Sami Hocam diyorum, bu Faruk Hocam, bu diyorum Akif Hocam, bu Ahmet Hocam. Hani insanlardaki değer. Geçen de mesela Ahmet Hoca geldi buraya. Karşıdayız. Dedim ki hocam ölürüz ölürüz dedim. Bir resim çektirelim. Gülüştüler. Toplandık. Resimi çektirdik. Ondan sonra dedim ki bir de Coşkun Hoca'ya. Yanına gittim. Coşkun Hocam bak dedim. O arada
şey Adana milletvekiliymiş, onunla tanıştırdı. Fatih Kaymakamıymış, onunla tanıştırdı. Dursun Usta mı dedi, bizim işte bir tane ihtarımız burada falan dedi. Ahmet hocamız da işte bir ay sonra bu hale geldi. Ondan da canım sıkıldı. Dedi ulan bizim yaptık bunu dedim acaba dedim. Uğursuz mu geldik falan dedim yani falan. Böyle kızım işte bir şey diyeceğim, burası benim için ayrı bir değere sahip, ayrı bir kültüre sahip, ayrı bir insanların değeri var burada. Mesela her pazar burada, bundan kaç sene önce, burada aileleriyle birlikte her pazar burada kahvaltı verirdik. Hani burada 70-80 kişiden aşağı olmazdı. Yeni ötem, danışma, onların. Şimdi hepsinin çocukları böyle böyleydi. Bir bakıyorum şimdi hepsi böyle böyle oldu. Tanımıyorum da çoğunu. Artık tanıyamayverdim yani. Yani şu ana kadar bana ne sensin diyen var, ne ben onlara sensin diyen var. Talebe de olsa hoş geldin hocam diyorum. Büyüğü de gelse hoş geldin hocam diyorum. Ufağı da olsa hoş geldin hocam diyorum. Artık saygı ve sevgi içerisinde onlar bize, biz onlara bu mutluluğu inşallah sonuna kadar şu kapıyı açık bırakmak şartıyla devam etmek istiyorum. Şam'dan da işte o dediğim arkadaşın şeyine patron bana yanına gittim. Böyle dilekçe yazdım. Beni bırakmadı. Dedi benim hakkımı sonuna kadar verdi. Senin hakkın çok dedi burada. Ben hakkımı aldım ve Şam'dan ayrıldım. Bak kendim ayrıldım. Hani hiçbir müessesenin kapısını kapatmadım. Az yedim, öz yedim ama dik durdum. Dürüstlüğümden de vazgeçmedim. Ha şimdi bana şurayı hepsini bana versen ne olur ki? Bir şey olur mu? Olmaz. Anca bir ha Dursun Usta'nın burada derler. Başka bir şey olmaz yani. Hayat yok işte. Sağlığımız yok. Ne yapayım ben parayı? Para da olsa sağlık para etmiyor. Önce benim kardeşim işte okuyan Ankara'daki bir gün dedim ki karakoca mühendisler bu şeker çuvalları gramajda satılıyormuş. Adam Kemerburgaz'dan birisi gitmiş. Hileliymiş yani. Bizim birader kabul etmiyor bunu. Adam geliyor. Diyorlar ki Ali Bey'in yanına git. Ali Bey seni kovar derler. Yani, Ali Bey seni kovar. Bir çanta dolusu para diyor. Vallahi diyor. Bir çanta dolusu para diyor. Hani vermek istiyormuş. Tabi 70-80 yaşında bunu kovmuş birader. Böyle de bunu yenge dedi. Dedi Ali bile dedi bir çanta dolu parayı yemedi dedi. Ben de dedim ki bu arada yiyemeysen ben yiyeceğim bundan sonra dedim ya. Senin dedi yastığa dedi başını koyunca dedi hiç aklına dedi milletin hakkı hukuk aklına gelmeyecek dedi. Hani ben onu yiyeceğinden değil de ona espri olsun falan. Yenge dedi ki Ali dedi bu dedi seni kızdırmak için dedi. Bu neresi yiyecek bunu dedi. Ben ikisi de emekli oldular. Bak ben bize de bu vesiyeti bıraktılar. Benim babam ne hırsızlık yapmış ne arsızlık yapmış ne birinden bir şey almış gibi vermemiş. Çocuklarıma da hep şunu diyorum. Şu öğütü veririm. Şunu ödeyebilecekseniz alın, ödeyemeyecekseniz almayın. Baba bana şunu kefil olsana. Vallahi olmam diyorum. Ödeyebileceksen al diyorum. Ödeyemeyeceksen alma. Şimdi benim kendim vicdanım ben. Ben şurada çalıştığımı hesaba katmıyorum. Benim tek maaşım ne 1 milyar. 1 milyardan şu bardağı alabilirsem bu işe girerim. Belki ben yarın bundan çalışamayacağım. Bakıp gideceğim. Yanlış mı kızım? Benim kapasitem bu yani. Ben öyle hani şunu alayım da evimin kapısına birisini getireyim. Şunu alayım da evime şunu getireyim. Şu Dursun Usta şunu vermemiş. Dedirtmem yani. Evimde de aynısıyım. Hanıma da diyorum. Kuru ekmek ye ama kimseye benim kapıma getirme diyorum. Ben yoksuzlukla büyüdük ya. Biz burada mesela benim iki tane çocuğum öldü mesela. Biri 8 aylık, biri 4 aylık. Ya doktora götürüyordum. Cerrahpaşa'da yatıyordu. İlaç. Koli koli ilaç aldırıyorlardı. Ya gücüm yetmiyordu. Eczacı rahmetli oldu. Bir arkadaşım vardı. Dedim ki ya Mehmet abim böyle bir oğlum derdi. Onlar alıyor ilaçları, şeyleri. Akşam gidip geri verip o eczanayla onlar ortak derdi. Ama gücün yok. Mecburen vereceksin derdi. İşte zatürre çok da öyle bir hastalık dediler. Öyle iki tanesini. Ama şimdi mezarlarını yaptırdım. Hani sanki orada benim bir eserim varmış gibi. Gittiğim zaman mutlu oluyorum. Hani tapularını da aldım. Ha benim de tam da yolun içinde. Mutlu oluyorum ya. Bak iki sefer Tayyip'le karşılaştım orada. Hani onun da babası oradaydı. Şimdi babasını götürdü Karacaahmet'e. Kaç senedir görmüyorum. Hatta bizim YÖK Başkanı Gökhan Çetinsay'a dedim ki bir gün. Tayyip'le dedim, hocam dedim böyle böyle gözlerinin önüne dedim, bizim gibi dedim şişmiş. Bizim bozanakla gitmiştik dedim, ya bak gözünün önüne şişmiş falan. Ya dedim biz evde dedim bir çocuğa laf geçiremezken
Adamlar 70 bin liranın karını çekiyor dedik dedim. Çok güzel bir tespit etmişsin dedi bizim Gökhan Hoca. Dursun Usta aynısı dedi. Bir çocuğumuza laf geçiremiyoruz. Doğru söylüyorsun dedi ya. 70 bin lira dedim. Karnın çekecek. Bir de kalkacak dedim. Adam beğenmeyeceksin. Evet dedi. Çok doğru bir tespit etmişsin dedi. Ben şimdi köye gittiğim zaman bile amca hani benliğimi kaybetmiyorum. Yani şimdi buradaki sizi görürüm. Değişik bir havadayım. Köyüme giderim. Köylü havasındayım. Hani büyüğümü, küçüğümü sayan, seven. Mesela şimdi sosyetenin içinde çok çalıştım. Ama onların şu kadar bir ilmini almadım. Hani bize uygun gelmeyen bir ilim. Açıkça söylüyorum hani sen de anlıyorsun. Bize uygun gelmeyen bir ilim. Ama ekmeğimin parasını çalıştım dürüstçe. Hani kimsenin malında, mülünde, mülkünde gözüm olmayarak evime şunu getirdim. Hanıma dedim ki bunu dürüstçe ye. Benim gücüm bu. Ha ben alırım. Şimdi gider şuraya doldur gelirim ama ödemek kadar sonra yapayım. Böyle de bir şeyim var. Allah inşallah diyorum ki hani sağlayayım şurada birkaç sene daha hizmet edeyim diyorum. Hani buradaki hizmet ettiğim insanlar benim için daha çok bir değer büyük. Hani mesela şurada 12 senenin içine girdik. Daha bana şuradaki insanların talebesinden tut, hocalarından, yönetim kurulundan, ailelerinden, çocuklarından gördüğüm hürmeti ben dışarıda pek görmedim. Yani ben gerçekten burası bambaşka bir mevki, başka bir durak yeri diye düşünüyorum. Buralara bize böyle hazırlayanlara Allah razı olsun. Sizlere, bize bu vesileyle bizleri böyle bir yere de layık gördüğünüz için sizlerin hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka ne diyeyim yani? Şimdi tekrar geri dönersek, İstanbul'a kaç yaşında geldiniz? 16-17 yaşındaydım geldiğimde. İşte ondan sonra işte böyle çıraklıktan, komilikten tuttum. Atçılıkta çok hevesim. Esas benim hevesim matbaacılık ve terzilikteydi. Onlar olmadı. Atçılığa bir heves ettim. Bak işte çok yerde diyordum ki bizim o İbradı diye bir belediyelik bir yerimiz vardı. Biz oradan geçerken lokanta diye yazardı. Ne bileyim ben lokantada ne var? Lokantadan geçerken Allah dedim burada ne var? Meğerimizde yemek varmış da bak yemek. Şimdi yemekleri de gördük. Görmediğimizi gördük, yemediğimizi yedik, tutmadığımız işte demek ki bir vesile olacakmış. Bir gün burada İhsan Fazlıoğlu Hoca vardı. Şurada yemek yiyorlardı. Bir patatesli kebap türü bir şey vardı. Üç de misafiri vardı yanında. Ağzını yakmış patates. Ya Dursun Usta dedi, ağzımız yandı. Hocam dedim, bir eve misafir gitmiş dedim. Misafir, ev sahibi de dedim, patates yemeği yapmış. Eskiden dedim, köydeki dedim, mertekleri bilirsin, sizde de vardır dedim. Mertek dedim, hani tavandaki mertekler var ya dedim. Evet dedi. Adam dedi, misafir dedim, gözleri patatesi kaptığıyla dedim, ağzı yanmış, tavana bakmış. Demiş ki dedim, bu mertekleri nereden kestin? Birini üfür dağından, birini sabır dağından kestim demiş. Hani ağzı yanmış ya. Bir güldü, bir güldü, bir güldü İhsan Hoca. Ertesi gün misafirlere gelmiş, beni çağırmış. Hani bunu anlattırmak için çok hoşuna gitmiş. Ben de onun giderken çıkmışım. İşte Allah böyle bir insanlarla bizi buralarda karşılaştırdı. Ne bileyim artık sizin başka soracağınız bir soru varsa. Mesela 17 yaşından bu yana işte İstanbul'dayım. Hayat devam ediyor. 80 ihtilalini gördük. Geçen ihtilal gördük. Ecevit'in o 74'teki şeyini gördük. İran-Irak savaşını gördük. Ama bunlardan ben hiçbir hani tamam belki devlet olarak millet şey olmuştur ama ne bileyim biz rahat rahat paramızı da aldık. Şeyimizi de o dönemlerin hani ortamında. Öyle bir sıkıntı da çekmedim. Mesela millet yağ kuyruğu çekerdi ben çekmedim. Niye? Bizim köylüler vardı. Kolu kolu yağ saklarlardı. Biz de onlardan yağ verir arkadaş ya falan alırdık. Tüp hayatta sıkıntı çekmedim. Eskiden biliyorsun tüp, benzin bunları çok yaşadık. Hani ok meydanındaki komşuluk da çok iyiydi. Ama şimdiki oturduğum yerde ne komşuluk var, ne insanlık var, ne büyük saygısı var. Anca bir iki kişi görürsem nasılsın der caddelerde hani mahallede. Değilse kimse kimseyi görmez. Eskiden bak kızım biz ok meydanında olsun Şişhane'deki o yokuşundaki yerde kızlar vardı komşuların. Beni giyindirirlerdi. Kadın elbisesi giydiydi. Etek yazma sararlardı. Kalk Dursun amca oynayacağız. Beni oynatırlardı. Gerçekten söylüyorum. Şimdi o devirler bitti yani. Gerçekten söylüyorum. Yani ne mesela hanımlar sabaha kadar sohbet Kur'an okurlardı. Şimdi bir şey yok. Herkes çekilmiş kabuğunu
Kimse kimseyi görmüyor. Hani ne cenaze, ne hasta, ne husus. Bak bizim bir de şöyle güzelliğimiz var. Köylü olarak. Bizim burada 3 katlı bir mekanımız var. Hatta bir gün Ali Hoca beni çağırdı. Faruk Hoca ile beraber. Ya Dursun bir bayram günü. Dursun Rus'la gel dedi ya otur hele falan. Oturdum. Sizin burada kiminiz var dedi bana. Hocam dedim bizim burada 3 katlı bir 150 metrekare üzerinde bir dernek olarak bir yerimiz var. En alt katı dedim hani bu nişan mişan yapılırsa dedim. Orada yapılıyor. Üst katı yemekhanemiz hani Ramazanlarda iftar yemeğe falan veren olursa cenaze yemekleri olursa orada yapıyoruz. En üst katı da dedim kahve türünü hani dinlenme işte vesaire falan böyle. Ya dedi siz burada bir hükümetsiniz dedi ya bana. Tamam mı? Bizim burada amca şöyle bir özelliğimiz var yöre olarak. Ben Antalya, Akseki, Gümüştanlı köyünün bir şeyi olarak. Bizim burada cenazemiz olursa toplanırız. Cenaze otobüsler var bizim yakın köylerin, aynı köylerimiz otobüsleri. O belediyeden Allah şimdi belediyeden almaya başladılar tek tük ufak ufak falan. Buradan otobüse bineriz. Cenaze sahiplerine para verdirmeyiz. Biz giden komşu, işte akrabası, dostu aramızda parayı toplarız. Otobüsçüye veririz. Kalanını da köyde bir fonumuz var bizim. Yemekhane, hani böyle bir yemekhane düşün. 150 kişi, 60-70 kişi yemek yer. Orada her tezgahımız var. Yemekhanemiz, hani yemek pişirecek. Biz varmadan orada duruma göre. Mesela yarın diyorlar kaç kişi olabilir bu cenazede? 1000 kişi. 1000 kişilik yemek hazırlanır. Cenazeyi önce kollar, önce misafirlere buyur ederler. Ondan sonra cenaze sahipleri, köydeki halk 2 gün böyle devam eder. Bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. Ondan hariç bir iki mahalle halinde düşün. Bir aşağı bir yukarı mahalle düşün. Bir gün aşağı mahalle getiriyor akşam yemeklerini hani topluca o cenaze sahiplerine. Bir gün yukarı mahalle getiriyor. Hem buranın okunuyor. Ertesi gün diyorlar ki bizim işimiz burada bitti. Artık bundan sonra şey size ait. Onlar da artık okudursa okudur. Okudursa o konuya biz para veririz mesela. Ben mesela annem öldü. Ben yemek vermedim. Niye yemek vermedin? Fona benim şimdi ben varmadan fonda yemek yapmışlar. 2-3 kişilik neyse. Buradaki hazineyi ben yedim. Ben bu işin içindeyim. Ben o günkü yemek parası kaç lira? 500'se 400 verdim ama fona verdim. Fonda biriksin. Şimdi ben yemek versem kaç kişi yiyecek? 10 kişi yiyecek. Gerisi çöpe gidecek. Bizde böyle bir güzellikler de var. Hani her ne kadar da biraz şey olsak, başka yönlerde biraz zayıf da olsak ama bu konumda şimdi kesinlikle taviz vermezler. Köye kadar gideriz. En güzel şekilde yaparız. Eskiden bayramlar vardı. Şimdi bayramlarda yine var. Sabah aşağı mahallenin 10-10.30 gibi yenir. Bayramda, Ramazan bayramında. Öğleden sonra da 4-5 gibi yukarı mahallenin yemeği yenir. Yani kurbanda da aynı. Kurbanda aşağı mahallenin yenir. İkindiye doğru yukarı mahallenin yenir. Bizim de gelenek ve göreneklerimiz bu. Hani bir köylü olarak, bir hemşerik olarak yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi bu. Şu an benim param olsun, hep fona veririm. Hani o yemekhaneye veririm. Şimdi orada mesela ben garibim, benim gücüm yok yemek vermeye. Ama oradaki yapılan şey her şeye mübahtır. Hani yapıyorsun, etraftaki köylüler geliyor, ağırlıyorsun, pişiriyorsun, yedirip içirip gönderiyorsun. Bizim güzellik böyle de bir güzelliğimiz var. Mesela şimdi ben köye gitsem, cenazem olsa bana el sürdürmezler. Mesela ben burada babam burada vefat etti. Bana dediler ki senin işin bitti. Evden salı aldılar, indirdiler. Sen karışamazsın da cenaze bizim dediler. Ben köye varıncaya kadar, mezara ininceye kadar artık elini sürdürmezler. Yani böyle de bir güzelliğimiz var. Allah güzelliklerimizi inşallah imanımızı, memleketimizi, milletimizi daha güzel yerlere getirsin diyelim. Benim bir amcamın oğlu vardı. Şimdi rahmetli oldu. Matbaacıydı. Bana bir 5 milyon bir çek verdi. Bir arsam vardı. Sattım. Kasımpaşa'da bir yer aldım. 70 metrekare üzerinde. İşte bir de ustalarım vardı. O Giresun dediğim tersanede çalışırken bir vakıfa şeye girdim. Karşıda bir kooperatife girdim. Öderdim, ödeyemezdim. Allah bana orayı da nasip etti. Orada da ufak bir gelir alıyorum işte. Bir de Kasımpaşa'da ufak biz yetecek kadar bir yerimiz var. Başka da bir şeyim yok yani.
gelip geliyor köye işte. Bir temiz hava alıyorum. Annemi babamı ziyaret ediyorum. Çocuklarım ya kötü. Bir tanesini Kur'an kursunu bitirdim. Bir tane liseyi bitirdim. Ben biraz dar açıdan bakıyordum amca. Şunu açık konuşayım. Hani sosyetin içinde çalıştığım için kız evlatlarını fazla okutma pek şeyimde değildim yani. Bak şimdi açık ve net konuşayım. Niye dersen hani oraları görünce benim biraz gıcık bir tipim yani. Böyle bir her yerden huylanan bir tipim. Ya kız evladı işte falan işte böyle. Beni en büyük hadi geç. Büyük İmam Hatip'i bitirdi onu geç. Bu ortancanın zihni iyiydi. O da çocuk gelişimine başladıydı. Sonradan işte bir şeyler oldu. Ben dedi okumayacağım dedi. Liseyi bire bitirdi. Biraz diksiyon kursuna gitti. Kursuna gitti. Burada bir şey yerleştirelim dedik. Ahmet Hoca'ya söyledik. Şuna söyledik. Olmadı. Olmayınca da bıkıcı kaldı. Ya bir adam bir yere bir adama koyamaz gibi mi? Ondan sonra evere verdik. O da vardı gitti. Şimdi ufak okuyor. Bakalım işte okuyabilirse. Onun için savaşıyorum. Böyle bir işte evleri de işte bir ufak şey alıyoruz. Burada da oturuyoruz. Huzurumuz yerinde. Allah'a şükür olsun. O bizim yöremiz Kasımpaşa. İniyoruz biraz lokale iniyorum. Bir çay içiyoruz. Cumartesi pazar. Çıkıyoruz. Şimdi lokantacı çocuklar, yeğenlerim var. Onların yanına gidiyorum. Biraz orada oturuyorum. İşte Kasımpaşa'nın şeyine bakıyorum. Cingenesi, Kürdü, efendim Suriyelisi, İranlısı, Iraklısı dolu. Artık eskiki Kasımpaşa kalmadı. Çok değişti yani. Niye? Her tophanedeki tüm şeyleri Kasımpaşa'ya yüklediler. Oralara kaldırdılar ya tophaneyi. Tophanenin tüm cingene türü Kasımpaşa'ya geldi. Şimdi Suriyelisine bakıyorsun Kasımpaşa'da. Cingenesine bakıyorsun Kasımpaşa. Eskiden böyle bir yoktu. Şimdi Kızılay Meydanı'na giremezsin. Niye? Her tür insan var. Ya bir gün birini bıçaklamışlar, ötesi gün birini bıçaklamışlar, ötesi gün şu oldu. Her gün bir kavga, dövüş. Ben gidip de oturmam oralara. Hani böyle bir hani eski şey yok yani artık. Bence öyle yani. Mesela şimdi ben hep şunu derdim yani. Bir kız evladı rahatça bir gidip gelebilsin diyordum. Hani şimdi yola gidiyorsun, korkuyorsun bir sefer. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir yolda bir şey olacak. Hani değişik değişik insanlar, değişik değişik adamlar yollarda görüyorsun. Artık ne bileyim. Şimdi mesela ben çocuk gelmeyince gıcık alıyorum. Nerede kaldı? Allah yani bu şey yani tamam çocuk zekalı hani bilinçli ama görüyorsun ortalığın halini. Mesela şurada Sevris'e biniyor. Sebahattin Zalim'e gidiyor. Akşam burada gelip iniyor. Buradan 77'ye binip Kasımpaşa'ya geliyor. Tabii bir de 7.5 civarlarında gelip gidiyor. Tabii 8 oldu mu da baba işte otobüs yok, geç kaldım. Yani insan biraz sıkıntıya giriyor. Mesela şey oynardık, böyle kütü derdik, böyle kazıkları alırdık, çamura batırdık, pat küt pat küt. Kim kimkini yıkabilirse o şeyleri alırdı. Bir de düğme oynardık. Ne gömleğin düğmesi kalırdı, ne palto düğmesi kalırdı. Kestiğimizi giderdik. Şimdi bir yalak yapardık. Yalakta kim önce atarsa o düğmeleri kapardı. Mesela şimdi kütü dedim böyle bir ağaç, ucu sivri, kazık yani böyle. Kim şeyini yıkarsa o galip gelirdi, o ruhunu alırdı. Böyle bir şey. Mesela bezden top yapardık yaylalarda. Yoktu ki top, nerede bulacaksın topu? Pat küt taşıla başına seyirdirdik mesela. Mesela öyle günler geldi. Bir de şöyle diyeyim sana. Köyde yoktu, gerçekten yoktu amca. Mesela 12-13 yaşlarında gübre, şu sığır gübresi, keçi gübresi, tenekesi bu yağ tenekelerindeki gibi 18 kiloluk 25 kuruş. 50 kuruş. Hep hayalimde şu vardı. Bir beyaz gömleğim olsa derdim. Başka bir şey demezdim yani. Beyaz gömleği çok severdim yani. Ama olmadı. Sonradan oldu ama ne yapayım yani? O zaman olmadı ki. Değil mi? Hep öyleydi yani. İşte o da Allah nasip etti. İşte o da oldu. Şimdi her şeyimiz var. Hani giyemediğimiz her şeyimiz var şimdi. Allah şükür olsun. Hepsi var yani. Başka bir şey. Eğlence kültürü nasıldı? Şimdi eğlence zaten eğlencenin içinde çalıştığım için hani hiç o şeylere imkan duymadım. Dedim ya az önce. Hani hem eğlenceyi de gördük. Yani her tür şeyi yemediğimiz yerleri gördük, gezmediğimiz yerleri gördük. Hani onlardan bir duygu almadım yani. Gidip de hani şuraya para vereyim de şurada bir eğleneyim. Tüm lüksüm olmadı. Zaten o şeyin içindesin yani. Artistinin de sanatçısının da ne diskosunun da içimizde olduğumuz için hep belki şey duymadık yani. Gerek duymuyorduk yani öyle şeylere.
sinemaya, tiyatroya? Sinemayı fazla sevmiyordum. Bir iki sefer tiyatroya gittim. Yani ben öyle fazla, mesela bir dayım vardı rahmetli, bir sefer götürdü beni tiyatroya. Bir de sinemaya götürdü. Ben başka gitmedim yani. Fazla öyle bir alışkanlığım yoktu. Ama çocuklarımı diyorum, onlar da pek ilgi göstermiyor. Tabii bizimki hep böyle bir hani sosyetenin içinde gelip geldik sıra. Hani hiçbir şeye şey yapmıyorduk yani, böyle hani ya şurada şu var, bir sonra gidelim falan. Amacı gütmüyorduk mesela. Bugün Adana'ya gittik. Adana'nın en güzel yerine gittik. Mesela restoranlarımızın en güzel yerlerine gittik. Hani diskotek demişsin, en güzel yerlerine gittik. Hani ne bileyim yani, gece kulübü demişsin, en güzel yerlerine gittik. Yani bir şeylik duymadım yani. Hep böyle güzel şeylerin, ortamların içinde bulunduğum için hani ben hafta başka hani şey yapmadım yani. İşte böyle evden işe, işten eve. Dini bayramlarda %80 biz çalışıyorduk. Hani iş yerinde çalışıyorduk. İşte Şam'dan da olsun, diğer iş yerinden olsun. Ha, bayramlarda da fazla şeyim olmazdı. Niye olmazdı biliyor musun? Bakıyorsun kendin giyinmişsin ama öbür taraftaki bir insan garip garip duruyor. O beni çok üzüyordu. Hani gariplikte yetiştiğimiz için. O beni çok üzerdi. Hani hiç bayramlardan zevk almam da Türkçesi. Ha şöyle ki, bakıyorsun bir taraf seviniyor, bir taraf hüzünlüyor, bir taraf hani biz de o yollardan geçtiğimiz için. Ben hep şunu derdim amca, ya bir pantolon, bir Cemil Hoca'nın pantolonu verecek de bana onun pantolonunu yamayıp da giyeceğim. Bizde olay buydu. Yoktu eskiden, babam böyle fakirlikte yetişmiş, çarık. Babam bir çarığı yamar yamar öyle giyerdi ya. Hani sırtındaki pantolonu yamar yamar öyle giyerdi. E şimdi Allah'a şükür 5-6 tane elbisem var. 5-6 tane ayakkabım var. Daha haylan yok diyorum ya. Hani bunları biz hep gördük. Allah'ımıza şükürler olsun. Şu an her şeyimiz yerinde. Ne bileyim daha ne isteyeyim yani. Allah memleketimize, milletimize güç versin. Daha ne diyelim işte. Hep yemediğimizi bak burada yiyoruz. Kaç kap yemek yiyoruz. Evimde yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. İşin geçeği bu amca. Evimde 2 tanesini bulsam 3 tanesini bulamıyorum. Birini bulsam 2'sini bulamıyorum. Daha bundan güzellik ne olabilir? Mesela şimdi köyde bir tane kız kardeşim var. İşte büyüğün bir küçüğü. Garip. Hani evlenmedi de böyle garip. Köye gittiğim zaman o da o dayımız dedim ya hani çocuklar olma. Ona evlatlık gibi şey yapmış. Böyle mağdur biraz da şey. Gittiğim zaman göbek deriz, kuzu göbeği deriz. Hani şu televizyonlarda falan çıkar ya. Onlar da toplar ayırı, biraz barbunya fasulyesi koyar, gelir. Ben ona bir şey veririm. Her gittiğimde çağırırım. Önce onun karnını doyururum. Tamam mı? Ya kardeşim yedim. Yemezsen ben de yemiyorum falan. Şimdi köye gideceğim. Kesinlikle ben ne biçim bizim çocuk var ne ben yemek yemeden salmazlar. Şimdi ya gariplikten büyümüş. Zaten gelmiş yaş 70'e. Bundan sonra evlenmez de artık. Zaten mağdur yani iki büklü. Hala daha işte apalayacağım diye yarışıyor. Öbür bir kız kardeşim zaten o da öyle. O da mağdur desek o da öyle. İşte öbür bir kız kardeşim var işte. Biraz kendini şey yapar o. Abim var köyde işte. Onun da çocukları Antalya Manavgat'ta. Üç tanesi. Onlar da işte kendini oralarda otellerde motellerde idare ediyor. İşte biz de burada. Abim de orada. İşte biz hayatımız bu yani. İşte fazla birleşemiyoruz yani. Bir sefer birleştik. 6 kardeş hani böyle bir ara. Ne zaman birleştik? Babamızın öldüğünde birleştik. Bak şimdi abimin şu an 13 sene sonra yeğenimi gördüm. Şu şimdi şeyde havaalanında mühendislik yapıyor. Şu Edirne'deki o şeyde. 13 sene gördüm. Sonra gördüm. Mesela şimdi evleneni o artık ara sıra arıyor. Bu biraz daha annesi tarafına benzer. Öbürkü de bizim tarafa benzer. Hani cana yakınlığı. Hani burada geçen de telefon açtım. Amca dedi gel işte. Amca dedi ben seni ararım dedi. İşler çok yoğun dedi. Hani gel dedim ya bir görüşelim artık falan. Öyle işte bak kaç sene oldu yine de görüşmüyoruz. Hani uzakta oldum mudur bazı şeyler engel çıkıyor. İşte öyle gidip geliyoruz. Ne bileyim Allah bu günlerimizi aratmasın diyoruz.
evimizde huzurumuz yerinde. Ufak tefek patırtı gürültü de olsa o evin güzelliğidir. Kimsenin malında mülkünde hani şu olmuş bunu çalmışım mı kesinlikle ben öyle şeyi sevmiyorum da istemiyorum da. En güzel huzur, sağlık, sevgi, saygı. Başka bir şey düşünemiyorum yani. Ramazanlarda mesela köyde durduğumuz müddette birbirlerinin evine eskeri misafirlik hani böyle değil, şimdi yine var da mesela köyde kaç kişi var? Hoca bugün bende misafir olur. Köylüyle beraber. Ertesi gün başka bir evde olur. Şimdi hala devam ediyor ama fazla eski kadar hani yemek verecek güç kalmadı. Niye? Olsa 10-15 kişi çıkar veya 20 kişi çıkar. Eskiden daha çoktu. Mesela bizim o rahmetli dayımın annem onların yanında büyümüş. O hakim dayım dediğim. Onların babası çok varlıklıydı köyde. Varlıklı dedim bana. Öyle bir hani köyde ağa derler ya o tip bir insan. Her sene evlerinde yemek verirlerdi. Mevlid okuttururlardı. 3-4 aileydi bunlar. Her sene okudu. Şimdi adamlar gitti. Oğlu okudurdu. Oğlu da geçen sene vefat etti. Bundan sonra verirler vermezler. Zaten öbür taraflar zaten bitti. Hani dağıldı. Hani o adamların görgüsü, eski insanların görgüsü daha bambaşkaydı. Şimdiki insanlardaki o görgü çok nadir yani. İşte zaten şimdiki gençliği görüyorsun. Şimdi benim kızlarım bilmiyorum. Ben öldükten sonra arkamda yemek verecekler. Ha belki bir Kur'an okullar bilmiyorum. Ufaklık yapar. Ufaklık yapar da öbürküler büyük de yapar da. Ortanca biraz kavga ediyoruz ortanca ile biraz. Sen diyorum PKK mısın? Hadi bazen öyle tartışıyoruz da. Ufaklık çok cesur. Yani şey hem dinine karşı hem şeyine karşı. Hani üçü de kendi kendine kapandırır. O ayrı konu. Hani ben hiçbir kimseyi zorlamam yani o konuda. Allah'a şükür yani hani çocuklarım kötü alışkanlığı yok. Hani kendi alına gidelim de şu bara oturalım, şu disko kahveye oturalım böyle bir şeyler yok yani. Sevmezler de yapmazlar da. Zaten biz de öyle bir insanız. Hanım da demişsin zaten gezecek yeri çok. O da gidiyor, kardeşine gidiyor, öbür tarafa gidiyor, buraya gidiyor. Bizim çevremiz çok ya. Her gün bir yere kapı buluyorlar yani birbirleriyle. Ya diyorum siz bir gün evde oturun diyorum. Ya nereye gidiyoruz yani? Tiyatroya mı gidiyoruz? İşte bir şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Hani komşuluk şeyi eskiden daha güzeldi. Ortamları. Şimdiki yok ama. İşiniz dolayısıyla Ramazanlarda sıkıntı yaşar mıydınız? Yok yok hiç yaşamazdım. Ben şimdi 2 senedir ben sağlıktan dolayı oruç tutamıyorum. Onun şeyini veriyorum. Ben onlar tutar. Hani hatta bana bir sene tutacaktım yine tutturmadılar. Şimdi ben bu şeyim için sinirler olayı için çok ağır ilaçlar kullanıyorum. Hani bu baskı yapıyorlar ayaklara. Ondan dolayı 2 senedir ben şeyini veriyorum yani. 2 senedir ben tutmuyorum. Önce tutuyor. Çocuklar tutuyor yani. Çocuklarda bir sorun yok. Hani ben de öyle bir şey yapmazlar yani. Yani kendileri kalkarlar, sahurunu yaparlar, iftarını yaparlar. Davet ederler. Hani hızım akrabayı. Ben onlara pek şey yapmam yani. Bizdeki olan mesela bir gün sana gideriz. Ertesi gün o sen bana gelirsin. Ertesi gün ona gider. Böyle toplumda bizde iyi yani. O şeylerimiz daha kalkmadı yani. O güzel, o yönlerimiz de güzel yani. Mesela bizde özgü yemek dediğin şu fasulye var ya, taze fasulye. Taze fasulye bizde çok çıkar. En meşhur olan şey taze fasulyedir bizde. Hani öbürkü neden de çıkar da hani patlıcan şey en fazla olan fasulyedir. Tabii fasulye de dediğin gibi kurusu meşhur. Öyle işte mesela her yörenin dediğin gibi değişik değişik katmerler diyorsun. Hani katmer var işte çok şey olan. Mesela bizim kıl keçisi peyniri çok meşhur ama şimdi eski gibi yok. Eti meşhur. Biz mesela sığır etini yemezler köyde. Ya keçet olacak, koyunu da yemezler. İlla keçet olacak. Hani alışkanlık mı dediler, ne dediler? Hani burada %70'e getirip sığır etini yemez. Ama biz yeriz, biz alıştık artık. Ama köydekiler çok yemiyor daha. Hani sığır etini yemiyor yani. İlla diyor keçet olacak. Yani keçileri biliyorsun dağda yetişiyor. Yani her şeyi doğal yani. Hani yağlı da olsa diyor kalp doktorları yiyin diyor. Dokunmaz diyor. Anca asılıp asılıp ağaçlardan yiyor. Başka bir şey yemiyor ki. En sağlıklısı evet o. Mesela sığıra küspe veriyorlar. Dediğim gibi işte bu hayat
en güzel şeyleri. Mesela biz de köyde dediğin gibi en çok çıkan fasulye. Şimdi git he, fasulyeden geçilmez ama bir sefer yersin, iki sefer yersin. O da devamlı yenmez ki. Onu kuruduyorlar, kurusunu satıyorlar. 15 lira, 20 lira kilosu. Kurusunu satıyorlar. Hani kuruduyorlar böyle, ayıtlıyorlar böyle. Kuruduyorlar, kışın alanlar oluyor, 15-20 liraya veriyorlar. Olanın yani, bizde yok da yani, olanlar yani. Hatta bir ara ben buraya bizim hocanın birine getirttim. Buraya da onlar biliyormuş. Biraz ikram ettim, getirttim böyle bir yerden de. Onlar da biliyormuş, evet. İşte öyle işte tağım mesela bizim yöreye ait. Eskiden çok yaparlardı, şimdi yok. Mesela tağ yaptığım un değirmenlerinde yaparlardı. Tütüsü bambaşkaydı. Şimdi hepsi sunileşti artık. Veriyor makineye, alıp geliyor. Mesela ben adaya gittiğim zaman bu Eminönü'ne gelirdim. Eminönü'nden vapura binerdim. Adaya kadar giderdim. Tabii o dediğin gibi adada gittiğimiz zevkli oluyordu yani. Bir yerde de hani yanında arkadaş da oldu muydu? Çok muhteşem oluyordu yani. Mesela gidiyorduk güle oynaya. Düşüncemiz de yok. Gidiyorduk. 2-3 gün orada çalışıyorduk. Gece dönüyorduk geriye. Bir pazar günü bir vapurla geri dönerdik. Haftası fazla iş olmazdı mesela. Geri dönerdik. Yani güzel gidip geliyorduk ya. Etilere de yine mesela Taksim'den biniyorduk. Etilere kadar gidiyorduk. Yani tek vasıtayla. Ortamımız güzeldi yani. Yani şimdi pek öyle vesait sorunlarda falan ben bir sıkıntı çekmedim fazla. Mesela her yöre olduğu için her yere araba bulabiliyordum yani. Mesela şimdi Kasımpaşa'da oturuyorum. Tık aşağı iniyorum 50-100 metre. Durak var. Duraktan biliyorum. Şu karşıya geliyorum. Karşıdan buraya geliyorum. Şimdi bu şura gidiyorum. Şuradan biniyorum. Kasımpaşa'ya gidiyorum. Fazla bir sıkıntı çekmiyorum yani. O noktalarım da güzel. Hani şu anki şeyim tek sıkıntım milletin kalabalıklığı ve huzursuzluğu. Hani bu şöyle oturuyorsun bir yere bir bakmışsın değişik değişik insanlar, değişik değişik havalar, değişik değişik kadınlar, ne bileyim. Çözemiyorsun yani. Eskiden böyle yoktu amca. Bak az önce bir şey söyleyeyim. Ne bileyim ya bir kadın giderken kimse kimseye bakmazdı ya. Gerçekten öyleydi amca. Şimdi bir bakıyorsun değişik değişik insanlar ya. Değişik değişik insanlar. Hani şu an ben diyorum ki Kasımpaşa %80 bozuldu. Niye? Her cins insan var amca. Her cins insan var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Pırıl pırıldı. O Kasımpaşa'da Kızılay Meydanı deriz. Pırıl pırıldı. Ama şimdi her insan var. Şimdi git şimdi değişik değişik insanlar. Değişik değişik tür insanlar. Arabı, karabı, cingenesici. Ben zaten girmem, oturmam da. Öyle öyle insanlar işte dolu. Hani şimdi bizim, ben burada mesela şimdi köye gidiyorum. Ben benliğimi kaybetmem. Bararım. Ayşe teyze nasılsın? Amca nasılsın? Tanıdığımız insanlara. Ölmeyen büyüklerimize yine saygımızı, sevgimizi gösteriyoruz. Şakalaşıyoruz. Hani böyle ben İstanbul'dan geldim işte havası bizde yok yani. Aynen biz burada şimdi beni değişik görürsün ama ben eve giderim bir değişeyim. Köye giderim bir değişeyim. Hani herkesin ilmine göre bir şey yapıyor mesela. Şimdi ben Faruk Hoca'nın yanına gittiğim zaman daha değişik. Hani biraz daha saygılı dururum. Niye? O benim evladım yerinde olur ama ben de sözde büyük. Rahmetli babam o 25 sene çobancılık yaptığı kişinin yanında bir gün böyle yanına her sene otururdu, hesap görürlerdi. Hani ne var ne yok alacak verecek. İki evliydi, 11 tane çocuğu vardı. Derlerdi ki çocukları, ya Memiş amca bu senin asker arkadaşın. Beraber askere gitmişsin. O bende sözde büyük derdi. Bak ben bunu Akif Hoca'ya söyledim. Ya nereden buluyorsun böyle lafları dedi bana ya. Kalorifer asansöre Akif Hoca ile beraber bir şey. Ben bilmedim. Kapıyı kilitledi. Ben çıktım. Orada söz senin de burada senin dedim. Bak bu böyle böyle dedim. Ya dedi Allah Allah dedi. Neyse bindik artık. İnsanlarda gerçekten ilim. Şimdi sen benim küçüğüm olabilirsin ama senin ilmin büyük. Hani her ne kadar da ben büyük olsam sen ilimde büyüksün. Sözde ben büyük olabilirim belki ama ilimde de sen büyük olabilirsin. Ben de senden bir şeyler öğrenmek isterim. Valla televizyon 1990'lardan
1974'te siyah beyaz televizyonlar vardı. Bir tane aldım siyah beyaz telefonken. İlk evlendiğim sırada işte aldığım televizyon odur. Radyo aldım mı böyle abur cubur değildi. Normal bir tıngırdasın gibisinden bir şey. Hani öyle bir teypli meypli bir şey değildi. Şimdi daha halen bile köyde bile götürdüm bir tane televizyon. Bu dün damatla köye gideceğiz ya. Dün bir tane anten almış da köye gittim de takayım diye. Daha köyde bile yeni televizyon göreceğim yani. Hani öyle eski gibi ne bileyim aramıyorsun ya. Eskiden daha yani yoktuğundan ne bileyim şimdi herkeste televizyon var, internet var. Herkes elinde bir telefon. Tık 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 tık. Televizyona bakan yok ki. Ben şimdi internet nedir bilmem. Benim işte elimde kelketir bir telefon var. Alo diyorsun yeter diyorum. Ama benim kıza bakıyorum. Tık 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 tık. Tamam. Öbürküne bakıyorum. Ya oturun da bir sohbet edelim. Sohbetler de kalktı yavaş yavaş. Aşçılığı nasıl öğrendiniz? Aşçılığı işte lokantalardan, komilikten başladım. Aşçı yardımcılığından, tut. Mesela biraz da merak olacak. Az önce bu işin şeyi, güzelliği. Önce disiplin, merak ve yaptığın işi benimseyerek. Ben çok benimsedim aşçılığı. Mesela böyle önüme yemeden önce onu süslemeyi çok seviyorum. Mesela bir salata. Bir tane domatesin gülü kabuğunu soyarım, bir gül yaparım. Salatanın tabağın kenarına koyarım. O bana çok zevk verir. Anladın mı? Mesela limonun kabuğunu kıvırı veririm, koyarım oraya. O daha bir zevk verir. Hani görüntü benim için daha çok önemli. Ben buralarda bir şey vermiyorum yine. Yani kaptı kaçtı. Ama yemek yerken ağır yiyeceksin, temiz yiyeceksin. Hani 10 dakikada yemek yemiş gibi ondan bir tad alamazsın. Yavaş yavaş. En az bir saat, bir buçuk saat yemekte bekleyeceksin. Mesela ızgara yiyeceksin. Önce soğuklardan başlayacaksın. Izgaranı da 10-15 dakika sonra isteyeceksin. Yavaş yavaş marş et diyeceksin. O zaten 10-15 dakika içinde sana bir şey gelir. İçinde sen hem 10 dakikanın içinde hem ızgara yiyeceksin, hem yemek yiyeceksin, hem salata yiyeceksin. Bu iş değil. Yani yemeğinde bir şey var. Bizim buradakiler işte vuruş çatlasın, pal oynasın. Hani biraz da oradan. Benim çok merakım vardı. Merak ettiğim her şeyde muvaffak olurum. Mesela ben her şeyde yeter ki Cemal Hoca'dan bir şey göreyim. Ondan onu kaparım. Yani şu kamerayı bir iki sefer göreyim ben bunu kurarım yani. O yüzden bir merakım var. Hani beceri şeylerim var yani. Hani bu, ben bunu ya benim işim mi diye düşünmem yani. Alırım koyarım cebime. Dursun burada diyorum. Bir gün olur lazım olur ya. Değil mi? Aççılığa çok merakım vardı. İşte aççı olduk. Benim ustalarım vardı. Derdi ki, oğlum derdi, bir gözün bende olsun, bir gözün işte olsun. Hem iş öğren derdi yani. Hakikaten Allah nur gölünde yatsın. Herhalde vefat etmiştir. Çok iyi ustalardı. İsmi de Ali Usta diye bir ustaydı. Bir tane Yüksel Usta vardı, Samsunlu. O da bana derdi ki, biraz uzun boyluydu, göbekliydi, yeri eğilemezdi. Bana derdi ki, yer işlerini sen yap, hava işlerini ben yapayım derdi. O uzun boyluydu. Ben de yer işlerini yapardım, o tavan işlerini o yapardı. Şimdi bir ustam daha vardı, Ali Usta, Trakyalıydı. Çamlı'nda çalışırken, yine görüşürüz ara sıra. O da efendiydi, iyiydi. Allah onlarla işte 16-17 sene hemen hemen 13-14 sene onunla da beraber çalıştık. Onlar da çok iyi bir insandı. Onlar da şimdi işte Trakya'ya yerleştiler, bir yere yerleşti galiba. Hani ustalarım çok iyiydi yani. Fettuccine, tortellini, spagetti arabiyata böyle hani hamur işlerini ben yapardım. Mesela fettuccine diyorsun. 1 kilo un, 1 kilo imirik, 16 yumurta, yarım bardak yağ, biraz yarım bardak sirke. Onu yoğuruyordum. Makinesi var, veriyordum. Buradan al uzatabildiğin kadar karşı binaya kadar. Böyle lastik gibi sünerdi. Onu kesiyorsun, fırına veriyorsun. Böyle şu kadar bir karşı mesafede fırından çıkarıyorsun, makineye veriyorsun, kıvırıyorsun makarna gibi.
Elekler var, eleklere koyuyorsun. Ne çektik ya, çok zahmetli bir işti. Her gün makarna yapılır mı ya? Cumartesi günü 150 porsiyon makarna satardık. FETÖ'cüne satardık mesela, o öbürkünün hariç. Öbürkü de aynı mantı türünde. Arasına et yapardık, kıyma gibi. Arasına koyardık, yoğururduk, aynı kırma soslu. Yani çok şeyler, şefkatli işler yaptık mesela. Menülerimizde mesela somon füme, karides, kuşkonmaz, efendim salyangoz. Salyangozu haşlardık içini, koyardık prize, çıkardık. Onun bir sosu var. Soğanı makinede çekerdik, kıyma makinesinde sarımsakla beraber. Onu iyice bir kavurduk. Tereyağını, salat yağıyla. Kavurulduktan sonra onu koyardık, o donardı. Donduktan sonra kabuklarını güzel yıkardık. Biraz ilerisine soğanlı yağdan ileriye doğru koyardık. İçerisine bir tane o salyangozun içinden ortaya koyardık. Tekrar üstüne yağ. Böyle çelikten tabaklarımız vardı. 6 tane bir porsiyon. Koyardık. Üstüne bir kapak, ızgaranın üstünde tekrar o yağ kendi kendine erir. Onun o şekilde çatalı vardı. Müşterinin yanına gider. Müşteri onu çatalla alır. İçindekini yer. Yağını da ekmeğe de yağ batırır. Öyle yerdi. Mesela kurbağa. Kurbağayı da unlarız. Kızgın yağ atarız. Hani biz balık pişirir gibi. Onu da öyle aynı sosun şeyinden eritip üstüne dökerdik. O soğanlı sarımsaklı sosu. Onu da o şekilde adam alıyordu. Sanki bembeyaz süt gibi eti vardı. Yani biz yemedik yani. Yemiyorduk da yani. Yapıyorduk yani. Ondan sonra mesela karides, rumba karides, ızgarası, tavası. Hani böyle hep bizim işimiz tava işiydi yani. Böyle hazır yemek yapmazdık yani biz. Sen isteyeceksin, senin sıcak sıcak gelecek. Yani yapayım da böyle koyayım yok yani. Öğreten ustalarınız var mıydı? İşte öğreten ustalarımız bizim bu yapılan şeyler hep İtalyanlardan öğrendik. Mesela şey vardı. İtalyan mutfağından gelen bir ustamız vardı. Çin usulü büftek derdik. Mesela bonfileden ince ince uzun uzun keserdik. Sotelerdik. Havuç, kabak, taze fasulye, brokoli, sebze ne varsa mesela sebze türü. Onun içine soya şeyden nişastayla biraz hani unun koyulaştırmak için nişasta soya sosu. Çin usulü büftek. Ama bunu yapardık. Bu çok giderdi. Ama sebzeleri biraz pişkin olmayacak. Hani ben burada yapsam ya sebzeleri pişmemiştir ya. Yemezler yani. Ama orada günde cumartesi günleri en az nereden baksan 30-40 porsiyondan aşağı satmazdık. Yalnız ondan bile. Yani böyle hani değişik değişik şeyler mesela. Şimdi hepsini burada anlatsak zaten çoğunu şey yapamayız. Mesela davetlerde böyle dolma işlerini ben yapardım hep. Pazı dolması, yaprak dolması, böyle zeytinyağlı. Etli dolmalar. Ben elimde biraz şeydi, çabuk yapardım yani. Hep dolma işlerini ben yapardım yani. Çorba işlerini mesela. Yani Şam'dan da gece kalılan çukları. Hani ben öğrettim, ben de başkasını öğrettim. Ha, benim bir huyum var. Sen şöyle de yaparken eriyen bakarım yani. Hani sen bana göstermesen de ben senden bir şey kaparım oradan. Az önce dedim ya, Bolular pek böyle şeyi sevmez. Hani öğretme türünü sevmez. Bir ustam vardı Çıraklı zamanında, Bolulu. Ben de derdi ki her şeyi gösterirdim yani. Hani dükkanın ben gülüydüm, gülü derler ya. Her şeyi getirdim önüne. İşte ustacığım bu burada, şu şurada, şu şurada, şu şurada, şu. Bir gün köye gidiyor, yanına bir çocuk getirmişti. Avcı usulü bonfile diye. Bonfilenin üstüne halka soğanı soteleyip koyuyor. Avcı usulü bonfile diye veriyoruz. Yanına bir forma pilav, patates. Baktım benden gizli, çocuğa söylüyor. Hani beni çok hani yetiştirecekti ya. Ondan sonra bir gıcık aldım ona. Ertesi hafta zaten çıkardılar, geç geldi diye. Uzaklaştı gitti. Bollar, hani birkaç arkadaşım var hani ama hepsi değil yani. Hani seni çekemez. Ya suyun içine seni kötülemek için bir şey yapar. Öyle insanlar da var. Hepsi değil ama.
Birkaç arkadaşım var. Onlar istisna. Yani bir şeyler yapar yani. Seni çıkarmak için yanında fazla adamı barındırmazlar yani. Ya yabancıyı barındırmazlar. Hani bizim gibi böyle gel şunu yiyelim, gel bunu yapalım. Hani onlar fazla kendi etrafı olmadan çalışamaz. Hani kendi tefası olacak. Hani ben onların içinde olayım, beni fazla barındırmazlar. Hemen beni gönderttirirler yani, bir mani bulup beni gönderttirirler yani. Yani çalıştığım yerde de ben öyle şey fazla yaşamadım ama hani yüzde diyeyim ki işte hani var yani. Hani benim çalıştığım ortamlar gerçekten çok hani şeydi yani, hani çıraklarım olsun arıyordu akşamlarındaki çocuklar, hala da geçenlerde aradılar yine. Gel işte niye gelmiyorsun falan filan. Ya gidemiyorsun. Bak şuna girdim gelene bir sefer gittim Şamlar'a. Hani gidemiyorum yani. Dediğin gibi eski gibi artık heves olmadığı için mi gitmiyoruz artık? Gidiyoruz işte kendi kafamıza göre. Kasımpaşa'da biraz dost buluyoruz. Onlara da dedikodu ediyoruz. Aşçılar Bolulu muydu genelde? Vallahi biz karışıktık. Kastamonulu vardı, ben vardım. Mesela Kelkütlü vardı. Bizde biraz karışıklık vardı yani. Hani Şam'da çalıştığımız noktalarda biraz karışıktık. Mesela diğer bölgelerden Samsunlu, Giresunlu, hani böyle karışık olduğumuz yerler de vardı aşçılardan yani. Hani hepimiz bir yörenin değil de, sen Kastamonu, ben Diyarbakırlıyım, öbürkü bilmem ne, öyle insanlarla da çalıştım yani. Hani ekseri çalıştığımız yerde ustalarım da iyiydi yani. Hani böyle bize iş öğretebilecek, bilgili, hani biraz da kendin becerisi olacak yani bunun yanısına. Hani biraz da beceri lazım. Şimdi ya ben bunu ne yapacağım deyip de bir şey görüp yapmazsan ondan bir şey gelmez. Mesela ben şurada çalışıyorum ama en güzel şekliyle bir şey vereyim diye çalışıyorum. Kaldırıp sallayıverirsem ondan bir zevk almak zorunda. Ne yapayım ki? Hani ben buraya geldiğim zaman ben bu işi yapacağım diye geliyorum yani. Hani benimsiyorum yani da Türkçesi. Hani bak her gün bakıyorum ki acaba bir kıl mı var, bir tüy mü var, bir şey mi var? Bunlara çok dikkat ederim. Ben bir de şuna çok dikkat ederim. Temizliğe çok dikkat ederim. Ha burada bizim ablalara fazla yaptıramıyorsun, ayrı konu. Ha ben başka yerde olsam, ben zaten yazımda var yani. Başladığım sıralarda. Ben böyle insan çalıştırmamıyorum da. Temizlik mutfağın bir ecza dolabıdır. Bu şekilde. Ama burada herkes laşkalaşmış da Türkçe sana. Vurdum duymaz olmuş. Ben böyle şey sevmem. Ben temizlik. Akif Hoca bende şimdi 10-15 tane bir yazı elbisem var. Her gün iki güne bir değiştiririm mesela. Akif Hoca diyordu ki dursa ben seni imreniyorum arkadaş diyordu ya. İmreniyorum diyordu ya. Akif Hoca bizim Akif Hoca'm ya. Niye hocam? Ya maşallah pırıl pırılsın diyordu ya. Hocam böyle olmasa böyle olmaz diyordum. Mesela şimdiki. Bana dedi ki bir aççı alayım sana dedi. Yardımcı alayım. Akif Hoca'nın bir huyu var. Tırnaklarına çok bakar. Tırnak olayı çok şeydir. Dursun usta dedi. Bir aççı alacaktım dedi. Bir baktım ki dedi tırnak böyle. Bıyıklar böyle dedi. Baktım üstüne başına dedi. Onun için dedi olmadı dedi. Şimdi ben çalıştığım semtlerden ilk önce Kasımpaşa'da çalıştım. Kasımpaşa'dan sonra Yenişehir'de Özcanlar diye bir lokantaya gittim. Oradan Beyoğlu'na bir gece kulübüne gittim. Oradan ilk yardımın karşısında Suat Kulüp diye bir kulüp vardı. Oraya gittim. Oradan sonra işte Tayga açıldı. Talimhanede. Tayga'da 4-5 sene çalıştım. O bizim iyi bir mekanımız orası, böyle sosyetenin de o günlerde gelebileceği bir yerdi. Orada kapandı. Oradan sonra ben askere davam çıktı. Askere gittim. Askerden sonra işte geldim. Sivis'e girdim. Elma Dağı'ndaki o dediğim yere, Divanatan'ın ilerisinde. Oradan da 4-5 sene çıktıktan sonra Şamlan'a gittim. Şamlan'da işte 17-18 sene çalıştıktan sonra bir de şu Sivis Otali'nin olduğu yerde Maçka Tenis Kulübü vardı. Şimdi Beşiktaş'a giderken Sivis Otel yok mu? Onun orada sanatçılar çıkardı. Böyle Nur Sesi Güzeller, böyle artistler, sanatçılar. Ben orada 2-3 ay çalıştım. Ora azalıydı. Daha çocuktum o zaman. Hani böyle tıfıldık daha. Nur Sesi Güzel'in sesini duydun mu o zamanlar? İşi mişi bırakırdım anasını satayım. Dedim tamam bitti.
Ya, hasta olurdum. Beda Kartük. Hasta olurdum ya seslerine ya. Kasımpaşa'da şeyde konser var. Dolmabahçe'de. İşi bıraktım. Kovdum lan. Kovarsan kov dedim. Avrat yok, evlat yok dedim patrona. Gidiyorum dedim ya. Ya o çok severdim böyle. Artık şeyleri çok severdim. Şimdi hepsi yaşlandık işte biz de. Ondan sonra işte böyle işte ada moda derken vakitler geldi geçti. En son işte askeriye girdim. Askeriyeden şey Taşkal Tersanesi'ne. Oradan işte emekli oldum. İşte birkaç yeri daha dolaştık. Oradan buraya geldim. İşte 12-13 senedir de buradayım. Burada da herhalde ömrümüz burada artık sona erecek. Daha bu burada çıktıktan sonra bir de çalışmamda, çalıştırmamda çalışamayız da artık. Yani burada dedim biraz daha millete hizmet edelim. Ortaköy tabii sosyetinin hemen hemen gelip gidebileceği bir noktaydı. Mesela şimdi orada bile seçmece müşteri alırlar içeri. Her genci almaz içeri. Mesela şimdi sen her genci gel kapıdan gelene geç demezler yani. Her tanıdık simaları. Mesela diyelim ki Ahmet Hoca'nın oğlu, Mehmet Hoca'nın oğlu tanıdık isimlerin zaten torunu, torbası gelir oralara. Yani onları tanımadıktan sonra herkes almaz yani. Mesela müşteri, Şamlı'nın müşterisinden bahsedeyim Ortaköy'de. Bizim belirli bir müşteri bir şeyimiz var, kapasitemiz var. 100 kişi. 110'u almayız. 110'u alırsan bile ancak beklersin diyorsun. Masa boş olursa sana masa veririm. Seçmeyecek. Kimler gelir? Metin Aşıklar, işte Galatasaray İdareti, Adnan Polatlar, bilmem kimler, hep böyle kafadaki kişiler. Onlar gelir. Onlara yer var. Acarlar mesela. Onlara yer var. Ama öyle tanıdık olmayınca sana yer vermezler. Hani hep bizim kapasitemiz bu. 100 kişi, 50 kişi tamam bitti. 11.yi almazlar. Hani kesinlikle sen istediğin kadar paran olsun. Sen içeri giremezsin. Tanıdık olmayınca giremezsin. Bir de üstlüğün giyimine bakar. Temizliğine bakar. Hani sen bizim bu salonumuza yakışıyor musun, yakışmıyor musun? Mesela şimdi hakikaten gerçekten giyeyim de bir yerde bizi de birisi derdi ki o dayı derdi elbise yürütür bilmem ne yap, bilmem ne yapar derdi. Şimdi ben Eskişehir'de bizim birader orada mühendisti. Ben köyden geliyordum. Tabii biz böyle yazlık türü şey. Bir tane işletme müdürü gelmiş. Ama kimse tanımıyor. Anons ettiler. Ben yemek misafirhaneye oturdum. Gelen hoş geldin deyip geçiyor. Yeni gelen işletme şefi siz misiniz? Bana soruyorlar tamam mı? Ben değilim diyorum. Gidiyor şöyle oturuyor. Bir tane şöyle oturuyor. Bir tane geldi 40-45 yaşlarında. Ya dedi hoş geldiniz, hoş bulduk. Ya dedi bir işletme şefi gelmiş ama dedi daha dedi tanışamadık dedi. Siz misiniz dedi. Yok dedim ben değilim dedim. Ben dedim filancanın kardeşi. Aa bizim dedi ya gavur alın dedi. Yanıma oturdu. Meğerse o da fabrika müdürüymüş. Hani beni yanıma oturan fabrika müdürüymüş. Neyse birader geldi. Ya dedi Ali dedi senin dedi biladere dedi biz dedi işletme şefi sandık dedi falan. İlle dedi onu buralalım. Hani fabrikaya alalım. Dedim bu dedi o zaman şeyde çalışıyordum Şam'dan da. Dedi bizim buraya gelmez bu dedi. Yani gelsin dese de gelmez dedi falan. Öyle bir sohbetimiz de orada oldu işte. Hani bir görüntü diyorsun ya. Görüntü çok önemli. Hani şimdi bir şurada yemek yiyenine bakarsın. Bir de git orada yemek yiyene bakarsın. Hani oradakine biraz daha imrenirsin değil mi? Mesela şimdi az önce bir şey söyledim. Domatesiz toy. Ama önüne koyduğun zaman o görüntü, yemekten önce görüntü. Görüntü çok önemli. Mesela şimdi burada ben şuna çok dikkatimi çekiyor. Bizim burada hocalar hepsi 3-4 tematik. Hiç düzgün giyinen bir adama rastlayamıyorum. Gerçekten ama bunu samimi konuşuyorum. Ama ben ne yapıyorum? Bayramlarda takım elbisemi gidiyorum, geliyorum. Bir tek bazen Mustafa Hoca takıyor. Kravat takıyor. Gelen bana sarılıyor. Giden ya dursun stajının pırıl pırılısın. Ya siz de bir artık kocaman hoca olmuşsunuz ya. Bir özel gününüzde bari bir güzel giyinin ya. Ya gerçekten bu bir dikkatimi çok çekiyor bak. Geçen gün iftar yemeği verdik mesela. Ya bakıyorum sanki şeyde palaçoğa gibi sırtına bir çanta atan. Langır langır şey. La bir, sen koca bir mekan sahibi insanlarsınız ya. Ben bunu bak gerçekten Faruk Hoca da söyledi bunu. Ya bir insanda bir giyim olur ya bu nedir yani? Yanlış mı kızım?
Evet, bak ben hep böyle şeylere çok dikkat ederim. Mesela bugün spor giymeyi ben de çok severim. Ama güzel giymeyi de daha çok severim. Hani her ne kadar da şey olsa temiz, güzel giymek. Bizim biraderin bir lafı vardı. Oğlum derdi, bazı yerde takım elbise giydiği zaman bir hastaneye de gitsen, bir yere de gitsen onun çok büyük rolü var derdi. Mesela Şam'dan değil mi? 1998'in somon füme, karpaço, kuşkonmaz, deniz mahsulleri krep, sebzeli krep, krep Şam'dan, kurbağa budu, salyangoz, karides körü, karides ızgara, mısır soslu enginar, tortellini, spagetti arabiyete, fettuccine, Şam'dan salata, avokado karides kokteyli. Sen bunları birini de duymadın mesela, değil mi? He. Şimdi evet, yemeklerimizde bıldırcın, havyarlı biriniz, levrek, lüfer, ondan sonra file Şam'dan, steak paylat, bonfile biberli, T-bone steak, Robespierre, yoğurtlu kebap, kuzu külbastı, emense, Çin usulü büftek, sebzeli piliç, steak paylat, ördek pekin. Sen bunları birini de uydurmadın değil mi? Bunlar İtalya yemeklerinin özü. Yani bunlar hep bizim elimizden geçen el yemeği. Ama bunlar da pahalı bir şey. Hani ben burada yapsam, 10 kişiye yapsam 1,5 milyarı gözden çıkaracaksın. Ben burada yapayım bunu. Şimdi bizim şeyler bu yani. Kapasiteler işte buna benzer daha değişik şeyler. Mesela daha kuzu fırında yapardık. Yanında iç pilav, çilav, İran pirinci, küçük çilav. Yani isteyen değişik yerlerde işte şey yapıyorduk yani. Ama şu saymış olduğum şeyler hemen hemen en çok giden menülerden bir tanesiydi. Şam'dan da ve işte Şam'dan adada. Hani Şam'dan da ne yaparsak hemen hemen adada da yaptık. Aynı stilde yani. Oradaki davetler olsun, şeyler olsun, bunda da seçerlerdi. Mesela kuzu istiyorum derdi. Kimisi dana roti isterdi. Bütün but, dananın butu olduğu gibi fırına verirdik. Hani rosto gibi. Herkes keserdik. Pilav, iki parça et, sos gönderirdik mesela. Öyle de yapardık. Musevi bir kadının davetinden bahsediyor. Ha, Musevi bir kadının davetinde Ortaköy'de çalışıyorduk. Yazılın. Gece iş bitti bir de iki de tüm malzemeleri hazırladık. Gemiye yükledik. Sabah 7.30'da Büyükada'daydık. Büyükada'ya vardık. Gemiden malları indirdik. Saat 8.30 civarlarında kadın bize çay, kahvaltı türü bir şeyler ikram etti. Ustalar dedi, siz biraz dinlenin. Şunlardan kahvaltınızı yapın falan. Bize en önce gösterdiği namazlık bir. Yahudi kadının dedim ustalar. Bizim aççı başı sakallıydı. Ona göre artık hani, dedi namazlık şurada var. Affedersin tuvalet dedi ihtiyacınız var buradadır. Mutfağımız burasıdır. Bir şey isterseniz hani kalkacak bizden sorarsınız. Şeylerimiz buradadır. İkindiye doğru yine aynı şekilde dönerler, sandviçler. Siz bize yapacaksınız. Şimdi biz sıra akşam işte biz de onlara 9'da onlara başladık. Gece 2.30'a kadar çalıştık. Gece iş bittikten sonra tabii biz gemilerle yine bindik, Ortaköy'e geldik, malzemeyi indirdik, herkes evine dağıldı ve güzel günlerdi ya. Zevk doluydu yani, hani yorulma bilmiyordun yani o günler ya. Hani ortam da güzel olduğu için yorulma da bilmiyordun yani. Hani biraz daha imkanlar da güzeldi yani mesela. Verilen piyasanın daha üstündeki değerlerden alıyordun. Hani güzeldi yani. Hani ben bunu alıyordum hani iyi diyordun. Zevkle çalışıyordun yani. Ortam güzeldi yani. O günlerde çok güzel günler geçirdik yani. Şimdi evlilik benim kapı komşumdu aldığım hanım, eşim. Bizim evin önünde geçer onların evine giderken. Tabii bir gün köye gittim işte ben. Dedim ki ya ben gözüme çarptı artık neyse. Dedim ben bunu bana isteği verin ya falan. Olur mu olur mu falan. İyi. Bizim bu abim Ankara'daki
Birine söylemiş. Babam demiş ki oğlum madem demiş şey yap. Abi içinde bunlar ikiz kardeş diye. Gülsüm mü Hatice mi diye hangisi olduğunu unutmuş. Rahmetli halama gelmiş demiş ki ya kız hala biz hangisini isteyecektik? Ula oğlum demiş Gülsün neyse gitmiş tekrar isteyeceği olan adama söylemiş falan. Neyse hayırlısı oldu işte. Evlendik. Bir iki ay sonra ben buraya geldim. Bir iki ay sonra onu getirdim. Zincirli orada Ok Meydanı'na. Ok Meydanı'ndan işte Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'dan da işte aldığımız 24-25 senedir aynı evde oturuyoruz. İşte üç evladımızı yetiştirdik. Onlara da mutluluğu bizim mutluluğumuz işte öyle hayalimiz gelip gidiyor işte Allah nasip ederse işte o geçen bir cenazeye gitti geldi köye. Amcasının oğlu ölmüştü. Ben gidemedim. İşte pazar gün sabah nasip olursa damat kız ben 15-20 gün öyle bir gidelim dedik. Bir daha köye gidip hocaları da hem ziyaret etmiş oluruz mezarlarını. İşte gitmek iyi de işte devamlı gidemiyorsun. Kız var işte onu düşünüyoruz. Öyle bir durum işte. Başka yapacak bir şeyimiz, bağımız, bahçemiz yok ki gidip köyde kalalım. O da yok. Yettik mi de buradan işte her şeyimizi kendimiz alıyoruz. Yine köyde sebzeciler gelir. Hani burası aynısıysa köy de aynı şekilde döndü yani. İstanbul'la köyün bir farkı yok artık. Mesela köyde parkıdaşımız var. Kanalizasyonumuz var. Çamaşır makinemiz var. Bulaşık makinesi var. Buzdolabı var. Burayla hiç değişikliği yok yani. Eskiden bunların hiçbirisi de yoktu köyde. Benim anamın haylanda elinde kara tencereler vardı. Bu ocakta pişirilen. Hayla ben onları müze gibi çaktım duvarlara. Antika bunlar diyorum hani. Onları orada şey yapıyorum yani. Hatırlıyorum yani. Hani anamın diyorum işte bak anam bunlarda yemek yaptı diyorum. Şimdi çelik tencere alırız beğenmeyiz onu öbür gün alırız. Bak işte anam diyorum ben bunlarda yaptı yemekleri diyorum ya. Ağaç kaşıkla yerdik. Kaşık da yoktu doğru dürüst. Ağaç kaşık. Şimdiki her şey var. Yine beğenmiyoruz. İyisi olacak. Şu şöyleydi. Filancıda şu vardı da bizde yok mu? Her şeyimiz var. Allah'ımıza şükür olsun şimdiki. Eski Kenan Erasar'a. Her şeyimiz var. Mesela kaşık demişsin. 20 kişi 30 kişiye çık şey var. Bak geçen de yine aldım buradan. Buradaki Nurettin abi yine aldırdım. Köye götüreceğim diye. 50 kişiye köye git hizmet ederim ben yine. Çıtarım kaşığım var. Daha ne istiyorum ya? Değil mi? Mesela şimdi eskiden bunun bir tanesi yoktu. Benim babamın, anamın zamanında bunlar hiçbirisi yoktu. Hep böyle tencerelerle, kara işte ocakta isiyle misiyle yemeklerini yapmışlar. Yemiş, bize de yedirdiler, kendileri de yedirir. Babam haylanda ayağına yün menevrek giyerdi. Şavlar giyerdi. Yazın yazın dahi. Yün çorap giyerdi. Ben sorardım ki baba niye böyle? Oğlum kışın herkes korunur, iş yazın korunacaksın derdi. Yaylalarda dururlar, hani soğuklarda, o şeylerde. Yamar yamar giyerdi garibim ya. Yamar yamar giyerdi ya. Şimdi biz 10 tane elbisem var ya. Anacağızım da görmedi, babacağızım da görmedi. Ama bizim çorumuzun, çocuğumuzun hepsi istemediği gibi her şeyi alıp giyiyorlar. Senin devrin öyleymiş diyorlar. Vallahi sıkıntılı günlerimiz geçmedi değil amca. Geçti şöyle ki, o iki tane çocuğum öldü ya. Onlar beni çok üzdü. Hani en kötü doktoruna götürdük, şey yaptık ama hani onların o hayalleri bir müddet insandan çıkmıyor. Hani bir şey yapamıyorsun, konuşamıyor. Hani neden böyle oldu diyorsun, birine inanıyorsun, şöyle oldu diyorsun. Öbür doktora gidinceye kadar zaman geçiyor. İşte öyle ne bileyim. Allah demek ki onları bizden daha çok seviyordu. İki tanesini aldı. Üçü de maşallah var. Şimdi bir şey sorunları yok. Diyorum işte ben de oraya hazırlık yaptım diyorum. Onları bizi kurtarın diyorum. İnşallah. Askerlik. Askerlik ben Sivas Temeltepe'ye gittim. Orada da iyi bir hayatım vardı. Yani arkadaşlar iyiydi. Komutanlar iyiydi. Hani şeyimiz güzeldi ya. Hani ben askeri daha önce çok severdim böyle.
mesela halen de yere severim. Hani asker türü insanları eskiden öt öt derdi falan ama şimdi öyle yok. Şimdi doktora gidiyorum, devlet hastanesine. Doktorlar çok iyi. Hatta söyledim beyin doktoruna falan. Ya hocam diyordum eskiden sizlerin yanına yanaşılmıyordu. Şimdi diyordum sivildeki doktorlardan daha iyisiniz falan. Gülüyorlar. Hani eskiden askeri doktorlar yanına yanaşılmazdı. Şu bir döneme kadar. Ama şimdi gittiğim zaman şeker gibiler ya. Benim şimdi nöroloji doktorum var, beyinci doktorum var orada. Giderim, sohbet ederim. Hani ne bileyim eskiden olsa mühimsemezlerdi bile. Vallahi ben ilkokulu bitirdim. Ondan sonra bir iki sene daha çobancılık yaptım. Ondan sonra buraya geldim. İlkokul mezunuyum. Ama işte dediğim gibi güzel yerlerde de çalıştığım için kendimi biraz daha hani geliştirme, hani konuşabilecek, hitap edebilecek yerlere kendimi hazırladım mesela. Mesela şimdi senin karşında nasıl konuşacağını az öz birkaç hatam da olsa kötü becerliyim diyorum. Hani bir yere geçsem alttan girmeye de yandan gitmeye de becerebileceğim kapasiteyi hemen hemen hallederim yani. Hani bu şey değil yani. Yani eğitim ve bir de görgü çok önemli. Hani bizim çalıştığımız yerdeki o insanlara hitabımız, onların bize karşı dönüşü, bizim onlara karşı iletişimimiz çok iyi. Çok değişikti yani. Hani sosyetenin bambaşka bir eğitim hayatı var biliyorsun. Hani biraz daha dengeli, biraz daha kibar. Hani bizim bugün Kasımpaşa'da bir lokantacılar var. Şunu istedim getir şunu. Böyle yok orada. Hani bir ricali minnet hanım hani bayanları biliyorsun artık dememe gerek yok. Güzel hizmet, güzel para derler ya. Güzel hizmet, güzel para alınır. İşte böyle günlerimiz gelip geçti. Öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Vallahi Metin Aşık vardı. Öğretmenim. Ondan sonra Necati öğretmen vardı. Bizim zamanımızdaki eski hocalardan. Ondan sonra oynamaya. Bir baktım bir mendil buraya soktular. Bir mendil, iki tane mendilim oldu. Ha, kurtulduk. Kalemim yok. Eskiden sarı 25'likler vardı. Bir tanesi çivi deliği gibi delmiş. Bakkala gittim bana kalem vermedi. Ya dayı yok. Bu. Ne yaptım? Oraya gittim çamurla biraz sarı çamurla paranın rengine. Orayı sıvadım. Götürdüm kalemi aldım. Önce vermedi ya. Orayı çamurla sıvadım. Kalemi aldım. Yoktu ki eskiden kızım yoktu ki. At, babam diyecek 1 lira verse de kalem alsak. Yok. Hani biz yokluktan çok çektik yani. İşte şimdi bizim evlatlarımızın hiç yoksa 10 tane ayakkabısı var. Vallahi geçen bir kalem kutusu gördüm. Alabildiğine tıkılı daha şeylerin içi. Ulan biz bunların bir tanesini görmek diyorum ben. Bunlar ne lobu? Bizde yoktu ya. Biz böyle boya kalemmiş, şey kalemmiş. Ne de gördük ya. Vallahi evde kalemle geçilmiyor ya. Kitap demişsin, heza. Bizde bir Ali ole belli, belli ole belli işte. A, B, C, B, C. İşte bitti. Böyle bolluk yoktu ki. Şimdi misal ben
divan nedir, çek yat yatır, köyde bir şey görmedik ki. Biz hep yerde ser bir çulun üstüne yat. Dağlarda. Biz yatak yüzü görmedik ki. Üstümüzde bir kelketir bir şey. Yerde pür sererdik ya altımızı ya. Taşın üstüne pür sererdik. Bizim yatağımız da o, yorganımız da oydu. Şimdi en iyi şeyimiz var. Yine beğendiremiyorsun. En güzel yatağımız da güzel, yorganımız da var, ne bileyim, çek yatımız da var ama yine de beğenmiyorsun. Hani bizim yolsuzluk hayatımız nerede kaldı? Hepsi bitti gitti işte. Ben anlıyorum ama ben de artık bir yerden sonra çocuklarıma laf geçiremiyorum ki. Niye? Şimdi onlar da düzenin şeyine uyuyorlar. Senin devrin öyleydi diyorlar. Bizim devrimiz de böyle diyorlar. Evet. Dini eğitim aldınız mı? Vallahi amca ben dini eğitim almadım. Birkaç sefer değişik hocalara gittim. Hani şey olarak, vaaz olarak. Mesela diyeyim ki Fatih'e birkaç sefer geldim. İsmail Ağa'ya. Böyle camilere gitmeyi çok severdim. Mesela Eminönü Yeni Camii olsun, Fatih Camisi olsun. Mesela değişik camilere gitmeyi çok severim. Mesela halen daha namaz kılmayı çok severim. Süleymaniye olsun, Şehzade olsun. Hani gidebildiğim yerlere hani doğaz dinlemeyi çok severim. Böyle güzel hitap edecek şekilde de hocayı gördün mü? Onun şeyine doyamıyorum. Bazısı da keyif vermiyor. Hitap bazılarının da fikri zikri bana uymuyor yani. Şöyle ki uymuyor. Bir şey anlayamıyorsun. Ama bazısı da seni kendine bağlamayı biliyor. Mesela gezerim yani. Gezmeyi de severim yani. Mesela böyle camilerde. Gezerim yani. Bir gün burayı, bir gün orayı namaz kılmayı severim yani mesela. Ailenizde dinle. Ailem dinle hemen hemen iyiler yani. Kızlarım da çocuklarım da iyiler yani. Çünkü kendi şeylerini, kapasitesine göre iyi kötü hani kimseye muhtaç olmayacak şekilde eğitimlerini az çok aldılar. Ufak kızım zaten dediğin gibi o maşallah var, o iyi, daha iyi yani. Eski Kasımpaşa ve şimdiki Kasımpaşa. Benim geldiğim zamanlar daha hani rahattı ama şimdilik değil. Mesela 1969-70 yıllar arasını söyleyeyim sana. O zaman daha hani böyle hemşerilik, biz 12 para köy deriz. Mesela toplumumuz Hasanpaşa'ydı. Her köyden bir adam görebiliyordun. Sohbet edebiliyordun. Şimdi o yok. Kalabalıklaştıksa herkesin düzeni bozulmuş yani. Hani şimdi Kasımpaşa'ya gidiyorsun. Cingene midir, Suriyeli midir, nerelidir? Her cins insan var ya. Hani bir yere oturayım da rahat ailemle bir oturayım da bir çay içeyim diye düşünemezsin yani. Öyle bozuldu yani. Ben öyle görüyorum yani. Hatta şu an aklım olsa bile ben buradan uzaklaşır giderim yani. Evet. Daha o zamanlar 69-70 arası daha rahattık. Hani çevre azdı. O dedim yani yöredeki insanlar birbiriyle sohbet ederdi. Otur kahve sohbetlerimiz daha değişikti. Yani iç içeydik. 12 payla bizim yörenin insanlarıyla. Ama şimdi bakıyorsun hepsi dağıldı gitti. Anca binde bir yolda yorakta görürsen bir merhaba diyorsun dese çok eski bir nadir karşılaşamıyorsun. Mesela eskiden daha güzeldi. Eski ok meydanı bence benim oturduğum zamanlar daha iyiydi. Ama şimdi o zamanlar böyle paldır küldür patırtı gürültü yoktu benim zamanımda. Hani bu olaylar yoktu. Şimdi biz İnali oradan dediğin gibi 30 senenin 10 sene orada oturdum. 20, 20 30 sene öncekini düşün. O zaman öyle bir şey. Ama şimdi her gün ok meydanında olay var. Her gün hani biliyorsun şey olayları. Her gün paldır küldür olay var. O zaman yoktu. Ha o zaman bir anlat bahsettim yani. Anarşi türü bir şeyler
yazıp çizerlerdi. Ama onların da bize zararı yoktu. Demek ki bizi tanıyorlar mıydı, neydi artık. Ama şimdilik her gün cam çevre hemen hemen orada oluyor. Hani eski gibi değil yani o meydan. Hani benim oturduğum semt şimdi Kasımpaşa daha iyi. Niye? Önümüz Deniz Hastanesi. Hani ortadan ufak bir yol gidiyor. Önümüz Deniz Hastanesi. Fazla öyle paldırtı, güldürtü, bağırtı, çağırtı yok yani. Yani yine benim olduğum yer sakin. Ama Ok Meydanı'nda dursak bu kadar huzur bulamazdım. İşte yalnız bir şeyim var. Üstteki bir komşum var. Kastamonu mu, İnebolu mu? İnsanlığın bu kadar kötüsü olmaz. Bak ne diyorum. İnsanlığın bu kadar kötüsü olmaz. 25 daireyiz. Nuh'tur peygamber demez. İlle ben haklıyım diyor. Ya senin diyor, haksızsın diyorlar. Yok diyor, ben haksız değilim. İşte, ne yapacaksın? Başka mecburen sabrediyorsun. Ya öleceksin ya öldüreceğim derler. İşte o da işte Allah düşürmesin diyoruz. Uzaklarsın diyoruz. Şimdi Ortaköy'e bayağı zamandır gitmiyorum ama tabii kaçan şimdi yeni nesil Ortaköy'e kaçıyor. Yani biraz daha yaşlılık yeri değil de geçtiğin yeri diyelim yani. Hani şimdi geçtik türü hep Ortaköy yörelere takılıyor. Mesela şimdiki oralar cıvıl cıvıldır. Ama bizim gibi insanlar artık oradan kaçacak yer arar. Şimdi eskiden bu kadar değildi. Mesela şimdi daha çok Ortaköy'deki nesil, hani geçtik nesli. Bilinçli mi konuşurlar, bilinçsiz mi konuşurlar? Ben siyaset konuşan adama çok kızarım. Niye kızarım? Bilinçsiz konuşan insana çok kızarım. Benim kayınçonum var, benim hayatta yıldızlarım barışmaz. CHP'dir. Başka bir şey demez. İlkokul mezunu. Benden beter, hani bir şey yapmaz. Bak ben şurada 12 senedir buradayım. Bana ne namaz kıl diyen var, ne oruç tut diyen var, ne şu siyaset yap diyen var, ne hiçbir kimseden duymam. Ama o Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarını bilen, dağıtan, yerine getiren insan. Sevmem. Hele de o yüzden de hanımla da tartışırım. Ya abi ben iyi laf söylüyorsun. Yani, anladın mı? Sevmem. Ya bilirsem bir şey olur. Ben şimdi burada çalışıyorum ya. Ekmeğim para. Ben bugün Ahmet Hoca'yı savunurum, yarın Mehmet Hoca'yı savunurum. Benim için siyaset değil, ben ekmek parasındayım. Ha, bir oyun var. Zamanı geldi bir de veriyorum. Ama ben bilinçsiz niye şimdi senin karşına çıkayım da senin gibi bir insanı ben şey yapabileyim ki? Ben sevmem amca fazla öyle hani siyasetmiş, futbolmuş konuşan insana pek he deyip geçerim yani. Çünkü bilmediğim şey fazla burun sokmam. Hani bilirsem bir cevap veririm. Bilmediğim şeye niye cevap vereyim ki? Şimdi siyaset ayrı bir şey. Ama ben bir şeyini bilmem ki. Bir oyun var geldiği zaman veriyorum işte. Başka bir şey yok. Annemin babamın siyasette pek işi olmazdı amca. İşte böyle. Çevremde de öyle bir hani hastalıklı bir öyle partizan hastalığı yok yani. Herkes böyle kendi derdiyle. Ha ben bizim yöreye de şuna da kızarım. Bilinçsiz gidiyorum bazen kahveye. Ne hükümeti yıkmadıkları kalıyor, ne kurmadıkları kalıyor. Ya nereden öğrenirsiniz diyorum ya. Bilmediğiniz yere neye burnunu sokuyor? Onlarla da pek tartışmam. Hani yine de uzaklaşırım yani. Öyle pek sevmem yani siyaset olaylarını da. 60 ihtilalini duydum fakat ben o zaman 6-7 yaşlarındaydım. Köyde duyardım yani. Hani 60 ihtilal olduğu radyolar, eski radyolar vardı. Onlardan şöyle çocukken bakkal gibi bir yer vardı. Onun kahve gibi. Onun önünden geçerdi. Yaşlı amcalar konuşurken duyardık. Mesela benim dayım vardı. O biraz politikayla köye gelen giden her şey yapar. 60 ihtilalı derlerdi yani. Hani konuşmalar yapılırdı. Hani orada bir kulağıma gelirdi öyle hani içeri giremezdik de. Öyle diyorduk. 60 ihtilalını o şekilde hatırlıyorum. 80 ihtilalini, Ecevit'in o Kıbrıs hareketini ondan sonra onları iyi hatırlıyorum. Erbakan da vardı o zaman biliyorsun. Erbakan Hoca vardı. İşte 80 hareketini ben Ortaköy'deydim. Şeydi Sarıyer'de o gece orada öyle bir olduğunu biliyorum. İşte bir de bu ihtilali gördük.
İhtilal mıdır artık nesiyse. Bunu da gördük. Daha biz çok şeyler görürüz. Ama işte Allah yolumuz açık der inşallah. Her şeyimiz var ama kıymetini değerini bilen yok. Millet zıplıyor. Bakalım nereye kadar zıplayabileceğiz. Daha bundan güzel bir memleket bulamayız. Yıl 12 ay sebzesi, meyvesi hiç eksik değil. Her şeyimiz var. Allah'ımıza bin şükür olsun. Namen olacak yani. Ama paylanda paylaşamıyorlar ama neyi paylaşamıyorlar? Bir evladı yönetemiyoruz. 70 bin kişiyi yöneteceğiz. Halen de da eleştireceğiz. Olmaz. Biz kendi evladımızı yetiştiremiyoruz. İşte bir tek evladım diyor bir ya. Yeri gelir. İş yerlerinize tekrar dönersek, orada yaşam tarzınızdan dolayı herhangi bir şey gördünüz mü? Yok. Mesela şimdi hiçbir yerden görmedim. Etiler'deki daha değişik bir havaydı. Hatta bura bile geldim. Sen diyorlar şimdi Ahmet Hoca'nın yanında çalışıyorsun. Sen işte ya Ahmet Hoca gibi bir adamın yanında çalışıyorsun. Bir çocuğun bile yetiştiremedin diye. Ben bazen takılanlar da var. Anladın mı? Hani mesela burada çalışıyorum ya. Buranın da değerli bir noktası var. Hiçbir şey yaşamadım. Yani ben sen orada çalışıyor musun? Burada çalışıyor musun? Ben gururla şurada çalışıyorum. Mutlulukla çalışıyorum. Evdeki çocuklar da aynısını söylüyor. Daha bundan güzel bir mutluluk olabilir mi? Ben burada gerçekten huzurluyum. Her çalıştığım yerde öyleydim. Hani mesela çalıştığım tüm mekanlarda öyleydim. Hani mutluydum yani ya. Neşeliydim. Topluma her büyüme küçüğüme güldürmesini, onunla şakalaşmasını yeri geldi miydi? Böyle bir tip bir insandım ya. Vallahi İstanbul'da eskiden derlerdi ki İstanbul beyefendisi derlerdi. Hani Beyoğlu'na çıktığın zaman herkes Beyoğlu. Beyoğlu'na çıkan herkes gezer, fotoğraflı insanlar hariç pek gezer. Şimdi her tarafa gittiğin zaman her yere gezebilecek bir kapasitemiz var şimdi. İngilizce de geziyor, ben de geziyorum, o da geziyor, vekil de geziyor. Herkes geziyor şimdi. Mesela bir değişiklik yok yani. Herkes geze geze bilirini, herkes geziyor yani. Hani sen buraya girme, sen şuradan gezeceksin diyen bir kişiye rastlamadım ben. Ama şu an herkes mutlu. Herkes özgür. Daha bundan güzel bir şey ne olabilir? Mesela biz eskiden Beyoğlu'na çıkardık. Aa ya işte Beyoğlu'na gittik ya falan. Balık pazarı mesela. Çok önemli. Meşhurdu ama şimdi oranın da biraz yavaş yavaş tadı kaçıyor herhalde. Eskiki ortam yok. Hani o turistlerin olaylardan mı artık hani yavaş yavaş bir körlük başlamış yani. Mesela o balık pazarına girdiğin an o meyve sebze güzelliğinden geçilmezdi. Şimdi onların çoğu kalkmış. Bir iki yerde var mesela köşe başlarında. Hani eskiden girdiğin zaman balık pazarı bir cennet bahçesi derdin. Ama şimdi o özellik kalmamış. Geçen de bir uğradım. Bir köşede bir manav var. Eski manavlardan. Bizim beri tarafta alışveriş yaptığımız manavlar vardı. Bir tane yok. Hepsi kapanmış. Hepsi kapanmış. Mesela eskiden yemyeşil yeşillikler, yemyeşil değişik meyveler, sebzeler pır pırıldı ama şimdi hepsi darman duman olmuş, dağıtmamış. Eskiki şeyi göremedim ben ya. Güzelliği göremedim. Hani günden güne artık mesela geçen Taksim'e uğradık, gittim. Taksim'in eksi özelliği kalmamış bence. O Gezi Parkı olaylarının olduğu yer bir tarla sanki ya. Eskiden orada düğün salonu vardı. Altta dükkanlar vardı. Gidiyordum pırıl pırıldı. Şimdi ne dükkanı var, ne oturacağın yer belli, ne kalkacağın yer belli, ne gezeceğin yer belli. Bu dedim burası ne oldu dedim ya. İşte en son kızın nikahını orada yaptım. Ondan sonra yıkıldı oralar. Mesela ayak altı daha güzeldi. Nikah salonumuz Beyoğlu'nda derdik, giderdik. Temiz havadardı. Yerin gelişi gidişi güzeldi. Ama şimdiki bir tarlalarına dönmüş. Hep yıkmışlar, dağıtmışlar oraları. Ve hoşuma gitmedi yani. Mesela ben Taksim'de %70'im oralarda geçti diyeyim mesela. Hani çalışma, işe gidiş gelişim, çalışma hayatımın
oralarda olması. Ama şimdi o eskiki güzelliği göremedim. Eskiden daha güzeldi. O yıkılmadan önce o düğün salonlarının olduğu kısımlar, parklar, oturaklar, ne bileyim Taksim alanı daha güzeldi. Şimdi ben eski güzelliği göremedim. Kendinizi İstanbul'a ait hissediyor musunuz? Vallahi mecburen hissetmeye başladık. Niye dersen, çoluk çocuk yetişti. Yarın torunlar yetişecek. Bir an ben gitsem hani 2-3 ay köyde, 4-5 ay köyde kalsam yine özleme onların olacak. Yine buraya geleceğiz. Ne bileyim şu an hani gidebilsem ben Antalya tarafına gitmeyi düşünürüm ama hani şimdi artık bundan sonra artık biraz da zor diyorum. Kızlar burada. Yarın öbür köyde nerede nasibi çıkacak onu bilmiyorum. İki tanesi burada mesela şimdi evlendik. Birisi giderse Alibeyköy'e gidecek. Birisi yine Kasımpaşa'da duracak. Öbürkünün kısmeti nereye düşer onu bilmiyorum. Hani uzağa mı gider, yakına mı gider onu bilmiyorum. Mecburen ben geçsem hanım der ben işte onu özledim. O der ben geçsem onu özledik. Şimdi köye gidecek. Bak hayalan kızını düşünüyor. 20 küsur yaşında. Onu yalnız bırakıp gideceğiz diyor. Artık diyorum bir ayak üstünde dursun da ablasıyla kalsın diyorum mesela. Ablası köye gitmiyor. Şimdi biz gideceğiz. O şimdi bir hafta izin almış imtihanlarından dolayı. Şimdi işte anneler bunu düşünüyor. Biz de düşünüyoruz elbet ki de. Bakalım işte ne bileyim işte artık kısmeti nereye çıkar, nerede olur, uzakta mı olur, yakında mı olur. Hani ille bir anne baba evladı everip de kurtuldusan mı? Şimdi siz der de aynısı olacaksın. Annen hep yeri gelecek, baban seni düşünecek. Annen seni düşünecek. İşte o huzuru bulabilecek misin, bulamayacak mısın? Hep seni düşünecek. Annelik, babalık böyle bir şeydir. Ufak bir şey gelse ana canı da yanıyor, baba canı da yanıyor. İşte benim kızıma bir şey oldu.